Total için öncelikle özür dileyerek başlayalım. Herkes ayrı ayrı hoş geldi. Ben Koray Serdoğan, Çiğdem Aldatmaz, Şeniz Baş. Zaten her söyleşi başında yaptığımız ama bugün de talep üzerine kimiz ne yapıyoruz oradan başlayarak hemen konuya geçelim. Kalem Kahve Klavye ve Yazım Kılavuzu organizasyonu ve tabii olmadık projelerin ev sahibinde buradayız. Yazım Kılavuzu yeni nesil yazar platformu adıyla yola çıkan geliştirici editörlük hizmetleri veren aynı zamanda bir yanlış bir tabirse düzelt edebiyat ajansı olma yolunda edebiyat ajansı olma yolunda ilerleyen bir oluşum. Şeniz ve Pınar Aksekin'in birlikte kurduğu Kalem Kahve Klavye'yi naçizane benim vaktiyle kurduğum sonra arkadaşlarımın bugün de aramız olan Damla Orhan gibi Erdem Gezinci gibi yazar arkadaşlarımızın katılımıyla bugüne gelen bir edebiyat platformu. Biz de Yazım Kılavuzu'yla beraber bu geliştirici editörlük hizmetlerini çözüm ortaklığı yapıyoruz. Orada biraz açayım. Lütfen, var mı? Tabii ki. Edebiyat Ajansı'nın başlığı altında neler yaptığımızı biraz açmak istiyorum. Bizim elbette geliştirici editörlük, işte yazar koçluğu, yayın danışmanlığı gibi hizmetlerimiz var. Sayfamızdan zaten görebilirsiniz. Ama onun dışında bu tarz etkinlikler de yapıyoruz. Hem kendimiz yapıyoruz hem Koray'la beraber düzenlediğimiz bir sürü etkinlik var. Bu etkinlikler temel olarak bizim ne yaptığımızı anlatmak, yayıncılık dünyası hakkında bilgi vermek, biraz keyif aslında. Çoğunlukla böyle konuşmayı çok seven insanlarız. Paylaşım, öğrendiklerimizi, deneyimleri de aktarmayı da seviyoruz. Böyle platformlarda bunları aktarmayı da istiyoruz. Bunun dışında yayın evleriyle çalışıyoruz. Elimizdeki dosyalardan, çalıştığımız yazarların dosyalarından yayın evlerine de öneriyoruz proje bazında. Böyle geniş çaplı bir işimiz var. Bir podcast'imiz var. Onu özellikle söylemek istiyorum. Dinlersiniz çok mutlu olurum. Edebiyat Kılavuzu isimli. Hem piyasadan hem yazarlık üzerine hem yayın evleri üzerine çeşitli söyleşiler yapıyoruz. Koray'la da konuştuk. Keyifli bir podcast olduğunu düşünüyoruz. Öyleydi. Biraz tanıtmış olalım kendimizi. Başlayalım. Tamam. Herkes gelesin de. Malum yazar adayının yol haritası. Aslında bu ismi bir süre önce birlikte hazırladığımız bir e-kitaptan, yazar adayının e-kitabı üzerinden bu ismi koyduk. Şimdi bugün artık yayıncılık dünyası, gerek yazarlar, gerek yayıncılar, gerek yazar adaylar itibariyle Türkiye'de her zamankinden daha kalabalık, her zamankinden daha hareketli bir aşamasını yaşıyor. Hem sektörleşmenin getirdiği bir şey hem kişilerin kendilerini yazarak farklı türlerde eserler ortaya koyarak ifade etme güdüsünün de hareketlenmesinin etkisi var bunda. Başka şeylerin de etkisi var. Bunu yine bugünkü söyleşi içerisinde bahsedeceğiz. Burada bugün 3 kişi hem birer yazar olarak hem de editör olarak bulunuyoruz. Bu yüzden biraz daha hamle alanımız, yani konuşma skalamızın geniş olacağını düşünüyorum. Biz de bağımsızız. Ve bence bağımsızız. Evet. Üçümüz de bağımsız çalışıyoruz yani. O yüzden böyle rahat. Gelişine. Biz mümkün mertebe 2 saat var önümüzde. Mümkün mertebe kısa tutup soru cevapla da ilerlemeyi düşünüyoruz. Muhakkak sorulacak sorular olduğundan hareketle. Hatta soru cevap kısmını mümkün olduğunca uzun tutmaya çalışacağız. O yüzden hemen konuya gireceğiz, girmek istiyorum daha doğrusu. 3 ana başlık üzerinden gideceğiz. Yolla tabii çatallanabilir, patikalara girebiliriz. Bu süre zarfında aklınıza gelen soruları not alabilirsiniz. En sonunda tekrar konuşmak için. İlk sorum şu, ilk konumuz, konu başlığımız. Şimdi klasik yöntem malumdur. Bu hem bizde hem dünyada böyledir. Yani yazar adayı dosyasını hazırlar, türü fark etmeksizin bunu yazar. Ve bir yayın macerasına başlaması için bir yayın evine yayın kurumuna vesaire gönderir ve buradan bir sonuç bekler. Her yayın evinin belli başlı değerlendirme kriterleri ve değerlendirme süreleri vardır. Sonra sonuç gelir, olumlu veya olumsuz, buna göre bir yol alır. Bu ana yol. Ama bugün bu yolların biraz daha işte bazen belli başlı kestirmelerden, bazen daha zorlu patikalardan gitmesi gibi bir durum var. Bunun sebeplerini biraz konuşacağız. Bugün bir yazı adayını bekleyen yol nerelerden geçiyor? Bu bildiğimiz ana yolun dışında hangi alternatifler var? Ne kadar sağlıklı, ne kadar değil? Bunları konuşacağız. İlk buradan başlayalım. Konuğumuz Çiğdem Aldatmaz'dan başlayalım. Merhaba.
Evet, yani bunun çok uzun ve bekleyerek aşılan bir yol olduğunu baştan söylemek lazım. Yani esere zaten çok emek veriyorsunuz. Belki günlerce oturup işte ona odaklanıyorsunuz, kapanıyorsunuz ama insan ondan sonra bir ışık doğsun diye bekliyor tabii ki ama asıl ondan sonra başlıyor zorlu süreç. Çünkü şöyle bir şey var, ben yani yayın evlerinde çalıştığım süre boyunca bizim aldığımız başvuru ve telefonlarda en çok söylenen şey, ben eserimi yazdım, her şey hazır ve bitti. İşte şu an yayıncı arıyorum. Aslında hiçbir şey bitmemiş oluyor. Yani o eser bazı süzgeçlerden geçti mi, doğru kanallardan geçti mi, onların çok iyi anlaşılması lazım. Onun dışında belki bir profesyonel yardım gerekebilir. Onu almak lazım. Her şeyden emin olduktan sonra dosyanın gönderim süreci başlıyor. Biraz... Evet, oradan ben devam edeyim. Aslında Çiğdem güzel bir başlangıç yaptı. En önemlisi bitip bitmediğini anlamak. Yani bizim bitti dediğimiz yerde bizler de kitap yazıyoruz. Hepimiz aynı zamanda yazarız. İnsan kendi editörlüğünü yapamıyor bu arada kesinlikle. Ama bir bittiğini anlamak için belli kriterler lazım. Yani yayın evine gitme sürecinden önce kendi içsel denetimlerinizi yapıyor olması lazım. Kitapta da biraz bahsettik. Koray'ın dosyası da var. Zaten o dosyadan yola çıkarak yapmıştık kalem, kahve, klavyede. Şey çok önemli, yani görüş almak çok önemli. Yayın evine göndermeden önce. Bunun nedeni de Koray'ın giriş yaptığı mesele aslında. Yayıncılık aslında o kadar geniş bir sektör diyoruz ama bir alan değil. Belli başlı yayın evleri var, az yayın evi var. Yani merdiven altı çok fazla yayın evi var ama iyi yayın evi, gerçekten yayıncılık yapıyor diyeceğimiz yayın evlerinin sayısı az, başvuru çok fazla. Yani Çiğdem de ben de yayın evlerinde çalıştık. 20 senelik tecrübelerimiz var çeşitli yayın evlerinde. Ben büyük yayın evlerinde, o da büyük yayın evlerinde çalıştı. Bize günde 30-40 tane geldiği olur. Evet. Eskiden böyle yaşımız ortaya çıkacak ama bilgisayarlar yoktu, mail diye bir şey yoktu yani ve dosyaları insanlar postayla gönderirlerdi. Böyle odalarda, depolarda şöyle şöyle olurdu. Bunu söylemek istiyorum, bu gerçeği çünkü işi random çekerdik. Çünkü başka şansınız yok, okuyamazsınız yani yüzlerce dosya birikiyor. Eğer bir referansla gelmediyse dosya özellikle ya da siz yazarı bulmadıysanız geri kalan dosyaları bundan başka bir yöntemle inceleme şansınız yok. Şimdi yayın evleri elbette bu durumda değil. Biraz daha gelişti her şey. Kimi yayın evinin okuma grupları var. Mailler biraz daha işi kolaylaştırdı. Hemen bakabiliyorsunuz. Dosyayı açıp okumak gibi değil. Ama sonuçta çok fazla dosya geliyor. Son birkaç senedir yayıncılığın tüm ülkedeki bütün sektörler gibi girdiği bir kriz de var. Yani kağıt bulamıyoruz. O yüzden kitapların çoğu, ben Twitter'da da birçok yazar arkadaşımla şeyi görüyorum, yani yeni kitaplarımız baskıya giremiyor çünkü kağıt yok. Çok satan kitaplar var, uzun süredir satan kitaplar var, onları bile basamıyor yayın evleri. Bunun nedeni kağıdın olmaması, olan kağıdın da çok pahalı olması, maliyetlerin neredeyse 3 katına çıkmış olması. O yüzden yayın evleri şöyle bir noktadalar, yani gerçekten iyi bir şey gelmesi lazım. Ve bir sürü dosya çalıştıkları için aynı zamanda olabildiğince dosyanın hazır halde gelmesi lazım. Yani üzerinde çok emek harcanacak dosyaları da vakit ayıramıyorlar artık. Biraz önce hatta şeye döndü iş, sen de biliyorsun, bizim çalıştığımız birkaç yayın eviyle proje bazlı çalışıyoruz. Yani önceden konuyu ve yazarı belirliyoruz, onlardan istiyoruz yazmalarını. Yani satışı garantilemek adına. Şimdi böyle bir alanın iyice sıkıştığı, kağıt bulmakta zorlanılan, yani bu da gerçek bir alanda, ki yayın evleri hiçbir zaman son derece ilkeli çalışıyorlar diyemeyiz. Evet. Çünkü çok az kadrolarla, çok az sürelerle, eskiden gün şeyin piyasanın iyi olduğu koşullarda ben 40-50 kitap ayda çıkaran yayın evi de biliyorum. Ama aynı kişiyle çıkarıyordu. Şimdi 5 kitap çıkıyor, yine aynı kişiyle çıkarıyor. Yani şeyi anlamanız açısından maalesef söylüyorum.
biraz neyle, nasıl bir alana girdiğinizi anlamanız açısından söylüyorum. Yani yayın evleri az kadrolarla, yüksek maliyetlerle ve hep çok satacak kitapla motivasyonuyla hareket eden yerlerdir. Bu da sizin dosyanızın arada fark edilmesi için, dediğim gibi şimdi daha kolay. Yani mailde açıyorsunuz, bir 10 sayfasını okuyorsunuz en azından gelen dosyanın, bir şey yakalar mıyım diye, işler daha kolay. Ama fark edilip bu benim için önemli ve evet buradan bir şey çıkarabilirim hissiyatını verebilmeniz adına dosyanın gerçekten ben şöyle öneriyorum bizim çalıştığımız arkadaşlara da, ben kendim de öyle yapıyorum bu arada. Sanki yarın mizampaja baskıya gidecekmiş gibi teslim edin metninizi. Bu işler son 5-6 seneye kadar pek böyle değildi. Yani bir fikirle de gidebilirdiniz yayın evine. Mesela sinopsisinizi gönderirsiniz. Ondan sonra ben böyle bir şey yazdım, yazmayı düşünüyorum, başladım. O da ilgi çekebilirdi. Ya da dosya tamamlanmış değildir. Yazar kendi elinden geleni yapmıştır. Ama bir fikir güzeldir. Kalemi aslında iyidir. Bunlar daha çok uğraşılabilir. Tamam, yaparız hissi veriyordu. Ama şimdi her şey çok hızlı ve çok sıkışık. O yüzden böyle bir niyetiniz varsa, metinlerinizi yayın evlerine göndermek gibi bir arzunuz varsa, Çiğdem'in demin söylediği gibi bence profesyonellerle çalışın zaten. Yani hele ki bu mesleki bir kariyer olarak istiyorsanız, yani önümüzdeki 3 senede, 5 senede ben yazar olarak bir noktaya gelmek istiyorum diyorsanız, siz kendi çalışmanızı kendiniz yapın diye tavsiye ederim. Zaten bu tarz bir çalışmanın artık giderek daralan kadrolarla da bir yayın evi içerisinde yapılması neredeyse imkansız. Yanlış mıyım Çiğdem? Çok haklısın. Yani şöyle bir şey var. Yayın evine dosyanızı ulaştırmak istediğinizde o yoğunluk arasından seçilip alınması için belli başlı özellikleri taşıması lazım. Yani özgeçmişin çok doğru bir şekilde yazılmış olması, kurguysa sinopsisin, kurgu dışıysa onu anlatan bir metnin ne çok uzun ne çok kısa kararında olması. Yani böyle belli vuruşlarla okuyan kişiye fikir verebilmesi gerek ki bir kere onca dosya arasından elensin. İkinci aşamada sizin dosyanızı görecek kişi genel yayın yönetmenliği ya da yayın evi sahipleri değil. Aslında editör kadrosu. Dolayısıyla editör kadrosuyla çok iyi bir ilişki kurmak gerekiyor. Yani İşte böyle çok hani nesbiyalık gelen insanlar da olabiliyor ama böyle düzgün bir randevuyla iletişim kurarak o insanların yoğunluğuna bir de saygı göstererek böyle güzel bir iletişim kurarsanız ilk elemeyi her zaman onlar yapar. Ondan sonra yani daha yayın kurulları çıkar. Dolayısıyla orası aslında çok önemsiz gibi görünen ama çok önemli olan bir aşama. O aşamaya geçmek lazım. Bir de tabii ki uzun bir süre cevap alamayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ona göre planınızı yapmanız lazım. İşte eserinizin hangi kulvarda olduğunu, hangi kulvara girebileceğini aslında iyi hesaplamak lazım. Belki o anlamda bir çalışma yapılabilir. Şimdi tek çözüm şu anda basılı matbu olması da değil. Başka seçenekler var. Belki onlar araştırılabilir. Yani ondan sonra da konuşacağız detaylı zaten alternatifleri. Yani önceden iyi bir planlama gerekiyor. Yani önemli. Süreç gerçekten öyle. 6 aydan önce bir yerden cevap almanız pek mümkün değil. Evet. 6 ay iyi bir süre bu arada. Bazen hiç. Bazen hiç. Yani hatta biraz daha çok pardon geriye çekeyim. Mailinizin veya postanızın, hadi postayı eğer şehri tarihli falan gönderirseniz bir derece, ulaşmadığından dahi emin olmanız çok zor. Yani zor. Başına gelen birisi olarak söylüyorum. Kesinlikle mi devam edecek misin yoksa bir konuşup aşamaya geçeceğim. Yani şimdi biraz hani eleştirel diyeceğim ama gibi değil. Olumsuz anlamda bir şeyleri böyle bağırıp çağırmak anlamında değil, biraz daha tabloyu ortaya koymak için İşin biraz daha eleştirel konuşmak gerektiği tarafındayım. Bu eleştiri hem yazar ve yazar adayı bazında hem de yayın evleri bazında hem de biraz da birinci soruya bağlı olarak. Hani o arada kendi hakkımı konuşayım sonra soruya geçeyim. Lütfen. Şimdi öncelikle yazar adayı kısmında konuşayım. Şimdi biz hepimiz hem vaktiyle hem şimdi belli başlı yayın evlerinin
dosyalarını gören veya dosya değilse bile işte geçmişte çalıştığım bazı dergilerin maillerini takip eden ve oraya gelen yazıları inceleyen birisiydim. Şimdi aynı şekilde bağımsız çalıştığımız için ya da adaylarından gelen dosyaları biliyoruz. Şeniz'in bahsettiği ve Çiğdem'in de bahsettiği şeyi, dosyayı doğru sunma meselesi konusu da artık bugün en azından benim gördüğüm, bu bilmiyorum kuşakla ilgili bir şey mi yoksa bir yayıncılık geleneğimizin oluşmamasıyla veya genel olarak toplumsal olarak iletişim kurmayı çok beceremediğimizden ötürü mü bilmiyorum. Belki hepsi birden. Yazan adaylarının kendilerini ifade etme biçiminde sıkıntı var. Bu şey gibi değil. Hani saygısızca konuşuyorlar gibi bir şeyler bahsetmiyorum. Mesela da geçtiğimiz hafta, hatta belki buradadır bilmiyorum. Bir dosya yani bir süre hatta epey de bir 5-6 mailinde alerji cevap verdim, böyle asiste ettim. Normalde bir anlaşma yapmamamızı rağmen yani iş bazında söylüyorum. Ya şeyi sıkça görüyorum mesela, bu son örnekte olduğu gibi yazdığı yazının türünün ne olduğundan emin olmayan. Şimdi yazdığı yazının, yazdığı metnin türünden emin olmamak belki tabii ki bu yoruma açık söyleyeceğim şey ama eşittir çok sağlıklı bir okuma birikimi olmadığı anlamına geliyor. Çünkü yani işte biraz evvel konuştuk burada siz gelmeden önce deneme ve öykü arasındaki şey çok atla deve yani şey değildir. Sınırdan muğlak değildir yani. Yani kurgu varsa, akış varsa bu öyküdür veya bir mevzuyu savunmak için savunma üzerinde, yorum yapma üzerine konuşuyorsan, bir kurgu, karakter yoksa bu denemedir zaten. Ama bu ikisi arasındaki farkı bile ayrı demeyip de dosya hazırlığı, yani tabii ki bu insanlar dosya hazırlamasını demiyorum ama bunun yayın evlerindeki karşılığı şu oluyor. Bir süre önce, oradan örnek vereyim işte, bir süre önce de epey de oldu. Bir yayın evine, bu hani ilk 3-5'teki yayın evinden birine dosyam gönderildi. Ne edildi oradan, tür ve içerik itibariyle olmadığı için. Daha sonra yayın evinin sahibiyle yazıştık. Başka bir konuda yazıştık. İşte konu benim dosyalarımdan falan geldi. İşte ben de, ya konunun akışı öyle geldi. Benimki de kabul etmediniz ama sağlık olsun falan gibi bir espri yaptım mesela. Adam şey dedi, ya bu bayağı tanınan birisi. Belki ismini vermemi tercih etmeyeceği için söylemiyorum. Dosyasını yayınlamayıp da bize düşman olmayan birini ilk defa görüyorum. Teşekkür ederim dedi adam. Şimdi hem yazdığı metnin ne olduğunu ve bunu nasıl sunacağını pek de bilmeyerek gidiyorsun o tarafa. Hem de o taraftan gelen tepki sert olduğu zaman düşman kesilme gibi durum oluyor. Yani yaptığımız işin bir kere sanat içerikli olduğunu her şeyden önce ama bir yandan da karşı tarafın ister istemez bazı ekonomik kıstasları gözetmek zorunda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ha, şimdi bu eleştirinin yayın evi tarafına geldiğimiz zaman da tabii ki bütün şu söyleyeceğim kısmı tamamını ihaleyi yayın evine yüklemek gibi bir derdim yok ama şu da var. Şimdi kağıt meselesi son bir senedir, iki senedir özellikle işte dövizden sonra, dövizin fırlamasından sonra gündeme gelen bir şey. Ama kağıttan ziyade bir konumuz daha var. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Ekonomik olarak görece iyi olan, büyük olan yayın evlerinin kağıt konusunu bir şekilde halledebileceğini düşünüyorum. Yani baskı sayısı azaltılıyor, kenar payları kısılıyor falan bir şekilde öyle veya böyle halledebiliyor. Ama bir de işin şu tarafı var. Şimdi özellikle 2000'lerden sonra ve son birkaç yılda yayın içeriği konusunda, yayınlanan kitapların türleri ve derinliği konusunda arz talep dengesinde bir sıkıntı oluştu. Yani bizim bugün çok satan başlığıyla bir derdimiz yok ama çok satan rafına konulan ve çok satılması istenen kitaplarda bir derdimiz olmalı. Orada bir sorun var. Yani yayınlanan kitapların içeriği, biçimi, işte arka plandaki akademik veya teorik birikim veya edebi birikim neyse bizde oluşamadığı için, kurumlaşamadığı için ve hani ne bileyim işte belki 6 aylık bir yoga birikimiyle yoga kitabı yazan yazarların söz konusu olduğu piyasadan bahsediyoruz. Veya az önce bahsettiğim gibi aslında pek bir edebi, pek bir okuma birikimi olmayıp da işte Wattpad gibi ortamlardan veya sosyal medyadaki takipçi sayısından transfer edilen yazarlar olduğunu biliyoruz. Şimdi böyle olduğu için de yayın evleri ister istemez yani bir yandan kızarak bir yandan da anlamaya çalışarak, anlayarak arzı bu yönde oluşturmaya başladılar. Yani şimdi ikinci sorunun aslında kısım şeyi şuydu, biraz da oraya getirmeye çalışıyorum. Bu ekonomik ve kültürel koşullarda yani çok satan rafına açık, ha bir de şunu da söyleyeyim öyle geçeyim soruya. Bir de şöyle bir sorun var. Mesele artık yani eskiden kitabın basılıp basılmayacağı, rafa çıkıp çıkmayacağı iken bugün rafa çıkması da yetmiyor. Çünkü bugün bir kere her şeyden önce bir dağıtım tekeli var. Dağıtım her zaman tekeldi bizde. Malum yani dağıtım firmasının işte rafına gidip
kitapları incelediğiniz, o her ilçede gördüğünüz firma eskiden de, eski sahiplerindeyken de bir tekerdi ama görece bir liberal bir durumu vardı. Rafta farklı farklı kitaplardan skalalar, bir geniş bir skalada kitap görebiliyordunuz. Şimdi bugün yeni gelinen yerde, kurumun satıldığı ve artık o teker konusunun en vahşi hale geldiği yerde kitabı basmış olmanız daha çok ifade etmiyor, bir şey ifade etmiyor. Çünkü rafa çıkıp çıkmayacağı, yeni çıkan rafın olup olmayacağı, çok satan kısmını zaten hiç gelmiyorum. Veya bir şekilde rafta yer buldu. Eskiden belki işte bir kitabın, burada bu işte doğrudan ilgilenen arkadaşlarımız da var belki, birazdan fikirlerini paylaşıp da. Normalde bir kitap çıktığında söz gelimi 3 ay kalıyorsa rafta, şimdi artık o sirkülasyon çılgınlığından ötürü bir ay içerisinde geri dönmesi gerekiyor kitabın. 21 gün mü? 21 gün. İşte yani daha agresif bir durum var. Yani sizin kitabınız ne zaman fark edilecek de okur ne zaman rafa gidip onu orada bulacak da alacak, kaldı 21 gün gibi. Bir de işin şey tarafı var, yani reklam, tanıtım enstrümanları daraldı. Yani kimse, yani kimse demeyeyim ama okurların bir oranlamasını yaptığınız zaman kitap eklerinden reklam görüp de gidip kitabı alayım diyen çok azdır. İş artık sosyal medyada ve dijitalde dönüyor. Yani orada da çok daha farklı parametreler var. Yani gibi. Konuyu buraya getirdim. Soru şuydu. Bu koşullarda yayın evlerinin eğilimi ne durumdaydı? Asıl can alıcı kısmı ve yani buradan devam etmek sizi istediğim konu şu. Artık iyi bir metin yazmış olmak yeterli mi? Yani iyi bir metinden kastım, atıyorum edebi bir metinse edebi kurgusal alt planı veya teorik kurgu dışı bir metinse hakikaten yani çok sağlıklı, çok işte nitelikli yerden çıkmış olması yeterli mi değil mi, yoksa yayın evlerinin gözündeki parametreler nereye geldi? Aslında elbette yeterli değil. Yani yaptığınız işten çok doğru bir sonuç almak istiyorsanız birçok şeyi, ayrıntıyı bir arada düzgün bir şekilde ve eksiksiz yapmak lazım. Yani hem metniniz çok iyi olacak, hem pazarlama kısmında aslında biraz düşünmek gerekiyor. Yazardan da artık bekleniyor çünkü böyle bir şey. Hani sosyal medyada nasıl var olacak, nasıl bir hikaye kurulacak, ne gibi çalışmalar yapılabilir, yayın eviyle ortak neler yapılabilir. Bir yandan bunları düşünmek lazım. Bir yandan metnin en mükemmel haline olabildiğince gelmiş olması lazım. Bir yandan da işte doğru konumlanmış olması lazım. Yani tür ve yayın evlerini tanımak da bu anlamda önemli. Çünkü hangi yayın evine gideceğinizi iyi bilmeniz lazım. Yani şu yayın evi benim metnime uygun işler basıyor. Şu kitaplarla birlikte angaje edilebilir. Vesaire vesaire. Bütün iyi koşullar bir araya geldiğinde ancak iyi bir sonuç ortaya çıkıyor. Onun için de aslında bunun bir yoğun bir çalışma olduğunu, birçok kolu olduğunu önceden kabul etmek gerekiyor. Kesinlikle yani çok iyi metin her zaman değerlendirilir bir şekilde. Ben o konuda biraz netim ama maalesef koşullar dediği gibi arkadaşların çok zor. O yüzden bir sürü bileşenin aynı anda ve doğru zamanda bir araya gelmesi önemli. Ya şimdi senin söylediğin bir şeyden devam edeyim. Şimdi kitap nedir sorusu aslında en önemlisi. Ben şimdi toz bulutundan alayım. Çünkü geçenlerde sizler de takip ediyorsunuzdur. Bir çok satan bir yayın evinin yayın yönetmeni okuyorlar da biz mi basmadık dedi. Yani buna gelen bir şey söyledi. Oradan bir şey doğdu. Yani iyi kitap okunuyor da biz kötü metinler mi basıyoruz demek istedi arkadaşım. Kısmen haklı. Hak vermiyor değilim çünkü bu çok böyle bir döngü, birbirini tetikleyen bir şey. Kültür böyledir. Bir kere aslında bir şey daha tırnak içinde belirtmek istiyorum. Bunu sık sık söylüyorum bir şeylerde. Yayıncılık, yazarlık aslında zaten bir isteseniz de istemeseniz de toplum mühendisliğidir. Siz ne yaparsanız yapın 500 kişiye, 100 kişiye, 1000 kişiye, 100 bin kişiye bir şey anlatırsınız. Şimdi bunu kapatıyorum. Şimdi kitap nedir'e dönüyorum. Ondan sonra arkadaşımın o dediği şey doğru. Yani birbirini tetikliyor. İşte bir şey çok satıyor. O an gündemde olan bir şey çok satıyor ve bu hep böyleydi bu arada. Ve bir anda herkes
o türde yazar bulmaya çalışır, metin bulmaya çalışır. Çünkü o 100 bin satmıştır, sen de 100 bin satmak istersin. 100 bin satmak çok önemli bir şeydir. Yani şanslıysan 10 yılda bir karşına çıkıyor. Öyle bir furya devam ediyor ve bir sürü yayın evi o şeyin peşine takılıyor. Bu yayın evleri için elzem. Çünkü yayın evinin ayakta durması için evet çok satan şeylere ihtiyacı var. Bunların her zaman içeriği, tabii çok satanı böyle durmadan kötü bir şeymiş gibi söylemek çok kötü. Çünkü biz de çok satsın istiyoruz kitaplarımız. Şahsen ben 100 bin satsın istiyorum. Bizim bahsettiğimiz çok satanı biraz önce anlattığımız evet, şey. Yani gündemi yakalamak, işte gündem neyse o dönem. İşte bir dönem manevi şeyler daha önemliydi. Böyle özellikle sekülerlere manevi duygularının da doğan boşlukları doldurabilecek kitaplar yazanlar. Bir ara, Mevlana furyasından mı? Ya Mevlana var işte Allah da gerisini bırak kısmı Allah var. Şu an hala popüler. Yani... Ama çok doğru. Fenomen fenomen. Konu olarak bunu hala popüler bir konu yani. Yani... Ya da seni keseceğiz. Arkadaşlar yani evet. O kitaplar da popüler. Hala satıyor. Popüler hayır. Aslında evet. Gerisini çok bırakamadım. Lütfen unutma şeyi söyleyeceğim. Orada aslında o kitabın okuru içinde bir sıkıntı var. Çünkü ben bir ara onları ciddi ciddi araştırıp tasnif falan ettim yani. Ne çıkıyor? Sonra boş verdim. Bıraktım yazmayı da. Delişler oldu. Aslında kutsal kitabı baştan yazmak gibi bir eğilim var orada, biliyor musun? Sıkıntılı bir eğilim. Yani o kitabın aslında okurun da rahatsız olması gereken bir şey. Ama işte konjonktür. Şık koşuyorlar. Diyorum da yani bir nevi. Bu arada maşallah İskeçe müftüsü gibi burada şey veriyor bize. Haddimiz olmayan bir şekilde konuyu döndürüyorum. Buradan alayım devam ettireyim. Tamam. Ya şu gerçeği söylemek zorundayım. Yani evet benim de bir dönem yayın evim vardı ve yayın evi varken o dönem ne konuşuluyorsa ona yönelik kitaplar bastığımız oldu. Tek kendimi vicdan yönünden kendimi şey yaptım yani ya en iyisi en iyi yazabilecek kimse onu bulup ona yazdırmak. Yani konunun uzmanı kimse onu bulup ona yazmasını rica etmek olabilir. Ama bu her zaman böyle işler mi? İşlemez. Bu bir gerçek mi? Gerçek. Tüm dünyada gerçek. Sadece Türkiye'de değil. Yani dünyada da bu var. İşte mesela bir ara bir dönem sağlık furyası oluyor. İşte doktoruz 1000 tane basıyor. Hani tamam hocamız elbette yetkin bir insandır diyecek bir şey yok ama yani ard arda arkasına da bir sürü kitap takılıyor. Ya da işte biliyorsun bir kişisel gelişim kitapları peşine bir sürü şey takılıyor. Güzellikle ilgili olanlar peşine bir sürü şey takılıyor. Bunlar gerekli. İstiyor da insanlar. İhtiyaç da var. İyisini yapmak çok önemli. Her şeyin iyisini yapmak çok önemli. Yani gerçekten böyle bir şeyi konu uzmanına yazdırmak, ondan sonra insanların doğru bilinçlenmesini sağlamak çok önemli gerçekten. Bu bir görev, yayıncının bir görevi, bir vazifesi. Yayıncılığa başlıyorsanız bunu zaten içselleştirmiş olarak gelmeniz lazım. Öğretmenlik gibi, yani çok eşler tutmuyorum ama yani fikir yayan herhangi bir şeyin sorumluluğu vardır. Bu sorumlulukla hareket etmek önemlidir. Ben okur olarak da kendimi bu anlamda korumaya çalışıyorum. Geçen podcast'te de bahsettim. Mesela kurgu dışı kitaplarda özellikle bir konu üzerinde bilgi edinmek istiyorsam yayın evinin zaten benim için bir referansı olması lazım. Yani bu yayıncılığı yapıyor olması lazım. Onun dışında o da yetmez. Yayın evinin ya kitabı elime alırım ve yazarın geçmişine bakıyorum. Yani bu yazar gerçekten bu konuda konuşabilecek bir insan mı? Bunu yazabilecek birisi mi? Bilgi birikimi var mı? O da yetmiyor, onu da söyleyeyim. Kaynakçısı olmayan kurgu dışı kitabı almıyorum. Yani kaynakçı olmadan kurgu dışı yazamazsınız. O deneme olur. Deneme yazabilirsiniz. Ama bir konuda bilgi veriyorum deyip de kaynakçası yoksa, nereden bunu aldığınızı söylemiyorsanız bence yazmamalısınız. Tavsiye etmiyorum, yazamazsınız demeyeyim. Öyle bir şey yetkim de yok, öyle bir alan da yok. Ama yazmamalısınız. Ben yazmayı tercih etmem, okumayı da tercih etmem. Bir taraftan diğer şeye geleyim. Yani bu ihtiyaç, tüm dünyada eğilim böyle. Yayıncıların sorumluluk alanlarını da söyledim. Bunu yapabilirsiniz ama bence böyle yapılması doğru olan kısım diye. Okur olarak da bunu rica ediyorum. Benim de aklıma, beynime, 2 numaraya çıkan gözlerime yazık yani. Değerli metnin yeri var mı konusunda? Evet var. Yani zor bir süreç. İşte Çiğdem de anlattı, sen de söyledin, biz de söyledik. Bir taraftan da her yayın evi şeyi ister. Ya şöyle çok güzel bir şey bulsam, kallavi kalemi olan, iyi bir hikayesi olan bir kitap bulsam da bundan böyle bassam, evet 3000 satar, 4000 satar,
En iyi satanı 10 bin satar ama her yayın için önemlidir. En azından büyük yayın evleri için önemlidir. Bunun yerini tamamen ayırt etmek ve hiç yokmuş gibi davranmak da istemem. Zor bir süreç. Yani işte o kadar metin arasından seçilebiliyor olmak, çok iyi yazan kalemler var onların arasından seçilebiliyor olmak. Hatta bence çok iyi kalemlerden daha ziyade o kadar çok kötü yazan var ki asıl o kadar kötü şey okuyorsunuz ki iyiye gücünüz kalmayabiliyor. O da bir başka mesele. Yayıncı arkadaşlar biliyordur. Yani 20 kötü dosyayı okuyunca 21. de diyorsun ya bu bir kalsın, meğerse çok iyi bir dosya. Yani öyle şeyler de var. Yayıncılığın alanı zor. Yayıncıları aklamaya çalışmıyorum. Ben de yayıncılık alıyorum. Ben şimdi şeytan avukatını yapacağım. Az yap. Dengeli. ya tabii biz çalışanlar olarak sıkıntılarını çok bildiğimiz için içeriden neler olduğunu yayıncıları aklamaya çalışmıyorum, bunu söylüyorum. Demin arkadaşımızın söylediği sonuçta ben de tanıyorum yayın yönetmeni arkadaşımı. Ne demek istediğini de anlıyorum. Bu da bir yayıncılık türü, ona da diyecek bir şeyimiz yok. Yani serbest piyasa ekonomisi, birisi de öyle yapmak istiyorsa ona da diyecek bir şeyimiz yok. Şunu demediği sürece bence sorun yok. Yani ben edebiyat basıyorum. Benim metinlerim işte üst edebiyat. Ya da ben çok iyi şuyum, buyum demediği sürece ben bu tarz kitaplar basıyorum. Paramı da kazanıyorum dediği zaman bence bir sorun yok. Yani yapılabilir. Sadece bunun doğru belirlenmesi lazım. Ama burada sadece yayın evlerini uzatıyorum biraz, kusura bakmayın. Evet, bunu açıklamak istiyorum. Ben tek yayın evlerinin şey olduğunu da düşünmüyorum. Suçluluk payı, hata payı diyelim, neyse onun adı. Bunun üzerine konuşan kişilerin de yeterince doğru kavramlarla konuşmadıklarını düşünüyorum. Yani bu şey çıktığında işte tweetler dönmeye başladı. Herkes bütün yayıncı çevresi bir şey söylüyor. Ya sen o söylediğini Twitter'da, o zaman bir eleştiri yazında da söyle mesela. Bir podcastinde de söyle, bir sürü arkadaşımız podcast yapıyor. YouTube'da kanalları var, dergilerde yazıyorlar. Yani bu alanları doğru belirlemek adına bunları konuşalım hep beraber. İşte bu paneli niye yapıyoruz? Böyle bir panel yok. Daha önce kimse yapmadı, ilk defa yapıyoruz. Teknik paneller var yani bir sürü. Yayıncılar Birliği de yapıyor. İşte Avrupa Birliği çerçevesinde bazı şeyler var. Sektörel şeyler yapıyorlar ama hani eleştirel, kendi sektörüne eleştirel bakan, gerçeklerini konuşan çok fazla şey yok. Konuşmuyoruz bunu. Şimdi sen konuş, okur konuşmuyor. Yayın evi konuşmuyor, yazar konuşmuyor, kim konuşacak meselesi kalıyor. Bu çok hep birbirimizi destekleyen bir şey. Yani ben de bir şey söyleyeceğim, yazar da bir şey söyleyecek, sen de bir şey söyleyeceksin, okurdan da bir tepki gelecek. Öyle gelişir, yani bir havuza akar her şey ve sektör öyle gelişir. Hiç gelişmediğini söylemek de istemem. Çok geliştiğini asla söylemiyorum, 20 senedir yapıyorum. Yani gelişimin de orada kıstası evet. Önemli. Yani. Ekonomik olarak gelişti belki ama ekonomik olarak bizim gelişti evet. Şöyle hayır yani tabii ki yani şu açıdan gelişti. Çok satan yazarlarımız var. Yurt dışına çevrilen yazarlarımız var. Birileri para kazanıyor bundan. Yani anlatabiliyor muyum? Bu açıdan bakıyorum ama geçtiğimiz gün işte bir tweet attım. Benim benzer bir konuyla ilgili işte bir bizim yaşadığım yerle ilgili bir laf vardır. Medeniyetten önce para girdi diye. Hani buradaki medeniyet kelimesini yayıncılık konusunda kullanamayız tabii de gelenek değiliz. Bizim yayıncılık. Sen bir şey diyecek miydin bu konuda? Özür dilerim Şener. Bir şey diyordun tam. Şunu demek istiyorum. Aslında yayıncılığın gelişimi bizde mesela kurumsal şirketlerin son 20 yılda girdiği bir yol, kazandığı bir ivme var falan. Orada bir yol var ama yayın evi sektöründe öyle bir şey maalesef olamıyor. Daha böyle toplumun hareketleriyle paralel giden bir durumu var yani yayıncılığın. Hani az önce dedik ya iyi metinler neden tercih edilmiyor. Aslında yani böyle çift taraflı bir açmaz tabii orada mi? Söz konusu. Hani toplum ve aslında okur kitlesi ne kadar değiştirirse yayın evlerinin politikası da aynı yönde değişecek. Bu da bir süreç herhalde, bunu yaşayıp göreceğiz diye düşünüyorum. Ya tabii aslında az önce Şeniz işte şeytan avukatlığı esprisini yaparken ondan bahsediyordum. Bu aslında hani bu çift taraflı çıkmazın yani konjonktür diyelim buna. Yine biraz evvel bahsettiğim gelenek oluşmaması meselesinde. Yani bu gelenekten kastım da biraz daha açayım bunu. Şimdi tabii ki hani işin doğrusunu mutlaka batılılar en doğrusunu yapıyordur diye bir şey demiyorum ama hani orada oturan hem kurumsal hem de
işte bu edebi gelenek açısından bakmak taraftarıyım. Bir kitap yayınlanmak orada tabii ki zor ama kitap çıktığı zaman yazarın her şeyden önce yayıncısından gördüğü değer. Çünkü önünde sonunda senin yaptığın bir işe güveniyor ve senin kitabını basarım ben diyor. Ama memlekette bizde şey çok yok. Yani kitap basıldıktan sonra yayıncıların arkasını getirme alışkanlığı çok yok. Her yayın evi için bunu söylemekten, yani söyleyeyim ama her yazar için bunu söyleyemeyiz. Belki bir, çünkü şimdi mesela büyük yayın evlerinde de büyüklerin arasında ezilme sıkıntısı var. Yazarada yeni kitabı olan birisinin, atıyorum. Veya çok büyük ölçekli olmayan yayın evinde de işte benim başıma gelen şey, yani kitap basıldı, fena bir kitap değildi gerçekten, şaheser olmasa da, hani okuru vardı yani, eğer oraya ulaşılabilseydi, hepimizin başına gelen şey bu. Yani şimdi hiç tevazu olayına girmeyeyim, eğer iyi bir şey yazsak ve yayıncı güvendiyse, yani onun kağıt masrafını çıkaracak kadar göze aldıysa, demek ki bir şey yapmışız, evet. Belli bir oranda. Bir gazetede bir inceleme, sağ olsun Erdem yazdı, gazete ekinde bir tane de bir ikinci parti bir kanalda, alternatif diyelim ikinci partinin bir kanalda röportaj. Gerisi var mı? Yok. Kitap sattı mı? Şu kadar sattı. Şimdi ben belki bu iyi bir yayıncının, yani iyiden kastında şu, okurunun değerini bilen, şey yazarının değerini bilen ve ona yatırım yapan bir yayıncı. Bir önceki dosya konumuz, yazara yatırım yapma, evet, konusu. Biz yayın evlerine yazar ve yatırım kelimesini bir araya getirdiğimizde tedirgin oldular bizden. Ama yazara yatırım yapıyorsun, sonuçta sen kâr amacı gülen bir kuruluşsun. Bunda ayıp bir şey yok. Kitapta bir ürün, vergisini verdiğin, etiket bastığın bir ürün. Bunda bir sorun yok. Sen benim yazdığım metne ticari anlamda olağanüstü belirleyici müdahalelerde bulunmuyorsan bu iş böyle olacak zaten yani. Ama işte konjonktürün tıkandığı yer orası. Biz zaten yani yine olayı toz bulutuna çevirmeyeyim ama matbaaya geçelim. Düz yazının ve yayıncılık mevzusunun geç girdiği bir ülkeyiz yani. Biz de ilk düz yazıyı basında zaten işte Amepitat gibi kendi evinin bodrumunda matbaa kuran adamlar yani. Öyle bir yayın evi kuralım da bir şey yapalım mı? Bizde bir gelenek yok. Şimdi mesele, yani hani işin o tarafına çok girmek istemiyorum ama bu konjonktürü de siyasi, politik gelişmelerden ve kültürel gelişmelerden bağımsız ele alamayız. Diyorum da bırakıyorum orada. Yani çünkü orada bu kitaplardaki arz talep dengesi, işte kitap mağazalarının tekel durumuna düşmesi, ne bileyim kağıt masraflarının fırlaması, okuru şekillendirme, yani bu bir arz talep dengesi ise okurun talep ettiği kadar bir de yukarının verdiği bir arz var. Sen sürekli çok satan rafına, bakın çok satan, çok satmakla bir derdimiz yok tabii ki. Yani az önce dediğin konu, ben de istemiyorum esasında ama çok satan rafına çıkarılan ve onu oraya çıkaran mekanizmalarla ilgili. Orayı şekillendirme şeklini söylüyorsun sen. Ben orada, evet, bir şey söylemek istiyorum. Demin söylemekten imtina ettim ama bunu da ekleyeyim. Ve sonra bir başka mevzuyu daha konuşmak istiyorum aslında, müsaaden olursa. Şimdi şöyle, yayıncılık bir tarafıyla da siyasi bir iştir. Yani yayın evlerinin siyasi olmasından bahsetmiyorum. Kitap bastığınız andan itibaren işte bu toplum mühendisliği dediğim şeyin devamı budur zaten. Ve bir taraftan da geçen gün Manguel'in şeyindeydik, söyleşisindeydik Pınar'la. O da biliyorsunuz Arjantin'den aynı baskılar nedeniyle kaçmış bir yazar. Kültürlerin şekillendirilmesi gerekir. Şimdi her siyasi rejimle beraber, değişimle beraber ilk atılan şeyler malum işte gazeteler, dergiler, televizyonlar, kitaplar vesaire, yazarlar. Türkiye bu şeyleri çok zor yaşamış bir yer. Yani şimdi sen gelenek dedin ya, aslında oradan söylemek istiyorum. Tabii ki Türkiye'de bir yayıncılık geleneği vardı bir dönem. Yoktu diyemeyiz. Bunu demek bizim yayıncılığımıza da haksızlık. Elbette bir gelenek vardı, çok keyifli bir gelenek vardı, birbirini destekleyen, öyle ben yükselen. İtibariyle. Ama kırıla kırıla, 10 senede bir kırıla kırıla, ki ben bu 10 senelik dönemlerde de buralardaydım yani, bu sektördeydim. Öncesinde de ailemin alakası vardı. Yani sonuçta şeyi gördüm, 10 senede bir bütün bu sektörün nasıl sekteye uğratıldığını, nasıl tekrar taşların dağıtıldığını, nasıl toplandığını. Ve bir sürü yayın evi sahibi, yazar içeri girdi, biliyorsunuz yani bunları hepimiz biliyoruz. Tabii. İçeri girdiler, ondan sonra bir sürü sıkıntı çektiler. Ben kitapların toplatıldığı dönemlerde bir kitap evi zincirinde çalışıyordum, oranın yöneticisiydim. İnanın samimiyetle söylüyorum, günde 10 kitabın toplatma kararı geliyordu.
90'lardan bahsediyorum. Yani 80'leri geçiyorum, 90'lardan bahsediyorum. Yani 80'leri zaten hepimiz biliyoruz ama 90'larda da böyle bir şey vardı. Gelirdi bize işte, biz de anlamazdık bazılarını hatta. Niye, bu niye ya falan derdik yani. Ama şey çok güzel olurdu, biz satamazdık. Biz büyük bir zincirdik. Ama hemen sokaklarda kitaplar, o kitaplar yüz binlerce satardı. Allah'ım inşallah bize de yasaklanmış bir kitap nasip edersin diye yayın evleri duaya çıkardı yani. Ama böyle dönemlerden geçe geçe tabii ki burası çok kırılmaya uğradı. Yani yayıncılar belli türlerde basmayı tercih ettiler. İnsanlar da, okur da bunu tercih etti. Yani biz yorulduk. Zaten ülkenin hali her dönem belli. Ben bunu her kesim için söylüyorum bu arada. Yani belli bir siyasi görüş penceresinden bakarak söylemiyorum. Bu ülkenin sağı da çekmiştir, solu da çekmiştir. Sadece dönem dönem yer değiştirmiştir çekenler. Her zaman oralar domine edilmeye çalışmıştır. Ya bırakın herkes istediğini yazsın, istediğini yapsın. Ondan sonra herkes fikrini söylesin. Ama bu ülkede hiçbir zaman olamadığı için biraz da şeye kaçışın nedeni budur. Yani günceli söyleyelim işte. Sağlık reçeteleri, ondan sonra işte kanseri önlemenin 10 yolu, işte namaz kılmadan da Allah'a ulaşabilirsin. Evet. Bir sürü şey var, herkese başka bir şey söyleyen şeyler çıktı. Bu da hepimizi biraz rahatlattı. Çok sıkışığız çünkü, hala çok sıkışığız. Yani bunu anlamadan konuşmak da, yani bu dönüşümü böyle anlamak gerektiğini düşünüyorum. Ben çünkü ben bunu adım adım gördüm nereye doğru gittiğimizi. Ben size şunu söyleyeyim, benim yayın evim varken bastığım kitapların %70'ini ben şu anda basamam. Basamam derken cesaret edemem, istemem. Huzurum kaçar, niye olsun? Yani istemem yani, güzel güzel edebiyat kitapları basmak isterim. Onda da tehlike var, o da ayrı. Çünkü edebiyat aslında zaten... Aslında tehlike orada zaten. Onda da tehlike var. Ama buradaki gelenek böyle kayboldu. O geleneğin sahipleri de kayboldu. Yani o yayıncılar... o yayın yönetmenleri, o editörler de yok. Yok, herkes bir tarafa dağıldı çünkü. Sektörel bir boşalma oldu. Böyle bir dönüştük, bir şeye geldik. Ama bu şey değil. Ya böyle bir umutsuzluk şeyi de olsun istemiyorum. Yok, tamam, aslında şimdi oraya çalışıyorum. Yok, bir umutsuzluk konusu değil de. Burada şu konuyu... Yani bu kötü tabloyu şöyle aşabiliriz. Yani siz aslında bir eser sahibi olmanın yanı sıra kendinizi çok iyi bir ikna uzmanı gibi hazırlayın. Yayın evlerinin karşısına öyle çıkarsanız yani şu yani kötü tablonun içinde şansınız görünür biçimde artar. Yani ben şöyle bir eser yazdım, şu şeylerle desteklemeyi düşündüm. İşte özünde yatan böyle bir fikir var, bu sizin için de uygun gibi hani hazırlıklı olarak ve iki tarafın da işine yarayacak bir şekilde sunarsanız fikrinizi, yani aslında siz bir fikir sunacaksınız ve onları ikna edeceksiniz, onlar da kabul edecek. İşte bu noktada çok titiz bir çalışma lazım, yani biraz zor ama yapılmayacak gibi de değil yani. Kusura bir şey söyleyeyim, çok özür dilerim. Bu çok doğru Çiğdem'in söylediği, bunu özellikle söylemek istiyorum. Kendi metninizi, yani gerçekten bir avukat gibi savunmanız gerekir. Ben böyle öneriyorum bizimle çalışan arkadaşlara da. Yani sen kendi metnini savunamıyorsan, zaten karşı tarafın almasını bekliyorsan o çok zor. Çünkü okurken her birimiz birbirimizin metinlerini okurken bile farklı bir bakış açısından bak. Teknik kısmı geçiyorum. Teknik kısım elbette bir sürü kriterleri var ve onlara bakıyoruz ama onun dışında asıl yaratıcı fikri oluşturan şey, ya hepimiz bir başka açıdan bakabiliriz. Yazarın hangi açıdan baktığını ve bunun bizim yayın politikalarımızla örtüşüp örtüşmediğini bizim evet anlamamız gerekiyor. Yayın evinin bunu çok net anlaması gerekiyor. Yazarın böyle bakması gerekiyor. Bir de hani söylüyoruz, çok dosya geliyor. Artık öyle okumaya çok zaman yok. Yani biraz okuyorsunuz, ondan sonra bir karar veriyorsunuz. Önde çok iyi metni anlatan bir sinopsis, bir kendini ifade yazısı olduğunu daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu konuda çok haklı. Bir de hani şunu ekleyeyim, katılıyorum ve şunu ekliyorum. Gerçekten hani bir adım gerisinde de bu aşamanın iyi bir metin yazdığınızdan gerçekten emin olmamız gerekiyor. Bunun tabii ki bir kıstası yok. Ama bunun kıstası olmasa da bir formülü var. Formülü de şu, bu dünyanın içinde olsun kafanız. Yani yazdığınız metnin türü ne olursa olsun
benzerlerinin veya farklı olanların arasındaki yerini konumlandırabilmeniz gerekiyor. Yani sizin yazdığınız türde bu memlekette neler yazılıyor? Gönderdiğiniz işte bana gelen dosyaların birçoğunda, hatta hemen hepsinde yani, yazar adayları, metin, hatta iyi metin yazanlar da buna dahil olmak üzere. Hangi yayın evine, tamam biz yayın evi tavsiyeleri, hani şurada biraz daha bu eserin şeyi var, portföyü var falan diyoruz tabii ama biraz da gittiği yeri bilmeniz gerekiyor. Yani bunu birisine sorarken zaten bildiğiniz bir şeyin üzerinde katkı olarak sormanız gerekiyor. Hakikaten yani söz gelimi işte Yapı Kredi Yayınları bir süre önce işte Fantastik ve Bilim Kurgu'yu durdurdu anlayın. Gerçi Harry Potter'ı basıyordu, ayrı konu ama bizden almıyorlar yani. Şimdi oraya bir fantastik romanı göndermek de bir, o ısrarda bir gerek yok ve sizin için yani orayı bilmiyorsanız, böyle bir kuralı olduğunu, böyle bir yayın portföyü olduğunu bilmiyorsanız işte boş yere bekleyip orta ve uzun vadede yayın evine öfkelenen bir pozisyona gelmek durumunda kalıyorsunuz. Örnekler çoğaltılabilir. Yani ben bunu yazdım ama hiç kitap okumadım bu arada ben ama bunu yazdım, dan çıkmak lazım. Yani yazdığınız işin gerçekten bir yeri olduğunu bilmeniz lazım ki Şeniz'in dediği aşamaya gelinsin. Çünkü Şeniz'in dediği aşamaya geldiğinizde yayınlanan yayın dünyasından, edebiyat dünyasından, yayın evlerinin neler yayınladığından gerçekten çok çok olağanüstü bir seviyeden bahsetmiyorum ama belli bir fikriniz yoksa zaten o eserinizin gideceği yerde büyük ihtimal sizin o ikna aşamanız sırıtacaktır. Yani yanlışsam düzeltin, bilmiyorum çok ya şey karışmamak yani lazım. Egosantrik ve kendi yaptığı, tabii, ben şeyi çok tehlikeli buluyorum. Yazarın yazdığı şey hepimiz için geçerli. Kendim için de söylüyorum. Yazdığım şeye aşık olmamaya çalışıyorum. Yani hep kendime şunu diyorum, daha ileri yazıldı. Evet. İşte bunu demek için okumak gerekiyor. Şimdi. Evet, aynen okumak gerekiyor. Yani. Çok ya zaten bunu söylüyoruz. Çok iyi bir okur olmak yazmanın başlangıcı. İyi bir okur olmadan yazamazsınız. Zaten metne de çok yansır. Ondan sonra hemen anlarsınız. Yani iyi bir okur otomatik olarak çok harika bir fikir yaratmasanız bile iyi bir metin kaleme alırsınız. Yani bu gerçektir. Evet. Her iyi okur yazacak diye bir şey yok. Ben yazar yeteneği olan iyi okurlardan bahsediyorum. Bu önemli. Bir şey de söyleyecektim, çok önemli, gitti aklımdan. Sen konuş, devam edelim. Ben. Galiba bunun sonrasında bir editörle çalışmayı bilmek, tam az önce geliştirici editörlük kurumunu burada aslında konuşmamız gerekiyor. Sadece bir yayın evinde çalışan bir kuruma bağlı değil de. Şimdi biz de işte bizim de başladığımız ve bunun bir tür geleneğini diyeyim yine oturtmaya çalıştığımız bu geliştirici editörlük olayı belki dünyada gerçekten bir hacmi olan bir iş kolu. Özellikle işte bu yayıncılık geleneğinin kurumlaşabildiği yerler. Amerika'da. Bizde ilk zamanlar yanılsam düzeltti şey vardı ya, para tuzağı gibi bir bakış vardı bu meseleye. Bugün neyse ki kırılıyor ya. Bugün bu yardım alınmaya başlanıyor. Çünkü ne kadar olağanüstü ya, bir şaheser bile yazsanız yayın eviyle aranızda bir aracı, bir şeyin olması gerekiyor. Bir gözün olması gerekiyor muhakkak. Ya bu aslında şöyle, şimdi Amerika'da bu çok yapılan bir şey. Yani yazarlar önce bir yazar koçuyla ya da şeyle çalışırlar. Kimi kalemini geliştirmek için çalışır, kimi yani metni, fikrini sonuna getirmek için çalışır. Hatta bazı şeyler menajerlik de yaparlar. Aynen menajerlik, öyle. Aslında menajerlik kurumu bizde olması gerekiyor. Evet, menajerlik, ben menajerlik kurumunu çok aslında istiyorum. Yani yerleşsin. Şu anda Türkiye'de yapan birkaç kişi var ama çok iptidai buluyorum. Kişileri suçlayarak değil, alan olmadığı için. Bu yazarların haklarını koruyacağı, yani hak koruma var, metninin gerçekten oraya ulaşmasını sağlama var, senin metninin en iyi haline gelmesini sağlama var. Çok bir şey var ama bir taraftan da yayın evleri için de kolaylaştırıcı olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz birkaç yayın eviyle bu bazda çalışıyoruz mesela. Yani tek yaptığı, bütün her şeyini yapıyorum, basıyor. Yani yayın evi için de cennet. Aynen. Evet, kesinlikle. Yani projesini de söylüyor, ben de dosya buluyorum, yayın politikasını biliyorum, eline gelen dosyalar ona göre oluyor. Yayın evinin işini de kolaylaştırıcı, bu tarafın işini de kolaylaştırıcı. Ve şeyi çok şık buluyorum işin doğrusu, yayın eviyle yazarın, özellikle editörle yazarın, yayın eviyle demeyeyim, yayın evi ticari bir kurumdur bir tarafıyla ama editörle yazarın para konuşmadan sadece yaratıcı fikir üzerinden konuşabiliyor olmalarını çok değerli buluyorum. Bence bu tarz çalışmalar
bunu da ortadan kaldırıyor. Çünkü bir editör dediğinizde yani bir taraftan sözleşmesini konuşuyor, bir taraftan işte telifini konuşuyor, bir taraftan arkadaşlar biliyor ödemesini için onu arıyor. Yani bu insan fikri mi odaklansın, yazarın telifi ödemesi yattı mı yatmadı mı ona mı odaklansın, sözleşmenin maddesinde bir sorun mu var ona odaklansın, o da bir başka sorun olarak önümüzde duruyor. Evet, birisiyle çalışılması önemli ve evet biz 3 sene önce başladık bu işe. Hemen hemen daha önce, biraz daha önce. Biz Pınar'la bunu yaparken de biliyorduk karşılaşabileceğimiz şeyleri. Hatta birisi çok sektörden bir arkadaş, çok da ünlü birisi, şey yazdı bana Twitter'dan, yani hatta aradım söyledim keşke bana söyleseydin bu fikrini diye. Keriz silkeliyor yazdı. Yani çok samimi söylüyorum, çok yüreğime oturan bir şey. Ben 17 yaşından beri yayıncılık alanında çalışıyorum. Her şeyinde çalıştım. Ondan sonra çok büyük emek, çok büyük bilgi ve kolay da bir alan değil. 3 kuruş paralara çalışıyoruz. Bunu da söylemenin hiçbir sakıncası yok. Yani bütün sektördeki arkadaşlarım 17-18 saate varan saatlerle 3 kuruş paralara çalışıyorlar. Daha çok bir ideal. Biz idealist insanlarız. Yani bir şeye girdik, inanıyoruz, yapmak istiyoruz, seviyoruz. Aynen ondan. Şimdi böyle bakılıyor. Ya bu da işte mesela bir taraftan bunu da yapıyoruz. Bunlar bir sürü etkinlik yapıyoruz. Bunların hepsi ücretsiz. Bir sürü ücretsiz yayın yapıyoruz. Bir sürü şeye cevap veriyoruz. Yani aslında parayla yapacağımız dediğimiz şeylere de işte Koray demin söyledi. Cevap da veriyoruz. Yani diyoruz ki hadi söyleyelim arkadaşa ne olacak işte deniyor ediyor bir şey söyleyelim yol gösterelim diye. Elbette böyle yani, keriz silkeliyorlar. Yani bunu mesela bir doktora der misin ya da bir öğretmene der misin? Yani öğretmen sana çocuğuna gidiyorsun diyorsun ki ya özel matematik dersi aldırabilir miyim diyorsun. Tabii diyor bir ücret söylüyor geliyor. Şimdi sen öğretmene der misin? Ya da yoga dersi, bireysel yoga dersi alıyorsun. Yani der misin? Ya ben mesela kuaförüme demiyorum saçımı keserken. Ya keriz silkeliyorsun demiyorum. Evde keserim ben kendim. Ya bu bir meslek. Biz mesleğimizi bağımsız olarak icra etmek isteyen insanlarız. Bunları daha önce yayınevler çatısı altında yaptık. Bağımsız olarak yapmanın yazarı da çok özgürleştirdiğini, bizi de çok özgürleştirdiğine inanıyoruz. Ve bu bir fikir çalışması. Yani 5-6 ay, 1 sene çalışıyoruz bazen bir kişiyle. Yani çekilecek dert değil yani. Oraya bağlı sardım. Hayır, aramızda çalıştığımız arkadaş da var. Aykan'ın dosyasını bitirdik vallahi, şimdi. Aykan'ın fikrini söyler aslında. Merak ediyorum. O nasıl bakıyor yani bu işlere. Birazdan o da bize anlatır belki bir şey. Saatimiz tam kaç almış? Almadım ama. Ona göre bir planlama yapalım. 3 daha var. Güzel, tamam. Aslında şimdi bu konuyu getirdiğimiz itibariyle biraz uzanda kaldı ama söyle buyur. Bir şey unutmadan söyleyeyim. Soracak mısın bilmiyorum ama demin butik yayın evleri ve büyük yayın evleri. Ondan bahsedeceğim. Tamam. Yani aslında bugün konunun biraz dışında biz bugün biraz böyle pratik faydalı hizmet eden şeyler konuşalım istedik. O yüzden soru cevap kısmını biraz uzun tutmaya karar verdik ama bir de hem okur olarak hem de yazar ve yazar adayları olarak işin gittiği yerle ilgili biraz konuşmak istedik. Şimdi biraz evvel bahsettiğim bu işte agresif ve kalabalık sektör veya konjonktür içerisinde. Şimdi aslında fizik kuralları gereği de olması gereken bir şeyler oluyor. Yani dip dalgası diyeyim buna ne boyutta olduğunu tartışırız ama bir kere her şeyden önce bir bağımsız ve butik yayıncılar. Şimdi butik yayıncılar bağımsızları tam aynı yere koymayalım ama haydi. Şöyle. Yani butik belki işte bir holding sermayesinden bağımsız belli başlı arkadaşların bir araya geldi. Küçük ölçekli ama nitelikli ve belli bir alana yoğunlaşan işler yapanlar, bağımsız yayıncılar yani illa bir etikete, bir logoya veya bir bandrole çok da bağlı kalmadan ama bir şeyler yapalım ve işte iyi işi iyi okura ulaştıralımın peşinde olanlar. İşte Amerika'da şu anda işte indie publishing dedikleri tamamen bağımsız, hatta yer yer underground ama bizdeki underground'ın karşılığı biraz farklı. Peki onu yani Türkçe'de kullanmayı pek düşünmüyorum. Yer altında da kullanmayı çok sevmiyorum artık. Çünkü o işi üretenler de artık oradan uzaklaştılar. Çünkü bugün, şimdi mesela yarın Burgada'da da bir festival olacak. Sub Press'in düzenlediği, Sub Yayıncı'nın düzenlediği bir bağımsız yayıncılar festivali olacak. Oraya gelen insanlar artık kendilerini bağımsız yayıncı olarak addediyorlar. Bu belki 5-10 sene önce onlara sadece başkaları veya kendileri
Fanzinci diyordu işte, yani fotokopiyle basıyordu, hatırlıyor, biraz da küçük görerek ama hani ben bu işin içinden geldiğim için bu alana asla, o alandaki birikimimi de asla şey yapmam ve onun bana katkıları açısından yani birikimi değil. Fanzin bambaşka. Aynen öyle ve şeydir yani, bir okuldur o yani. Yani fanzinden... Doğru biçimde yaptığın zaman tabii. Yani birçok yayın evi, şimdi öyle midir çok bilmiyorum ama eskiden birçok yayın evi biz fanzinleri toplardık. Hatta gittiğimiz şehirlerde toplardık. Evet. Yani giderdik oranın butik kitap evine, fanzinleri alırdık. Çünkü oradaki amaç şu, iyi bir kalem bulmak. Evet. Fanzinlerden çok iyi kalemler çıkar. Oradan çıkmış yazarlar var. Aslında vardır. Bu işin işte bu gittiği yerin pratikteki faydası da oraya dönüşecek gibi bir öngörüm var. Geçtiğimiz haftalarda K24 Kıraathane bir bağımsız yayıncılar etkinliği yaptı mesela. Hani Subpress zaten kendisi bu alanda olan birisi ama o alanda olmayan bir konunun bağımsız yayıncılar festivali yapması ve oraya işte şiir basan, işte bu bildiğimiz dergi basan, indie tarzda yaklaşımla yayıncılık yapanları çağırması da ne oluyor diye düşündürüyor. Yani iyi bir yere, yani iyi demeyelim buna, iyiliği kötülüğü o süreç içerisinde belirlenecek bir şey ama bir bağımsızlık tarafına gidiyor. Geçtiğimiz günlerde Subpress'in Şenol Erdoğan, belki 6.45 döneminden bilirsiniz. Son birkaç senedir artık oradan ayrıldı ve Sub yayıncılığı işletiyor. Ve hani 90'lardan beri bu alanın da hani birinci isimlerinden, ilk 5'e 10'a giren isimlerden birisidir. Şeyi sordum yani, abi bana mı öyle geliyor yoksa dönüyor mu oraya dedim ve şey dedi. 4-5 seneye dedi, büyük yayıncılar buklet basmaya başlayacaklar dedi. Buklet dediğimiz hani işte o basım masrafı çok olmayan, daha böyle işte hacmen küçük olan ama gerçekten hani o içi dolu turşucuk kafasında iyi işleri olan şeyler. Tam da senin dediğin olay. Yani iyi yazarların oradan çıkması hacmen çok mümkün. Çünkü gerçekten ya yeteneğinin farkında olmayan ya bir dönem uğraşmış ama bu işte bahsettiğimiz sorunlar yüzünden ya başlarım yayıncılığına deyip geri adım atmış veya herhangi bir şekilde kendimi okutayım girişimde olmayan ama bir şeyler üreten insanların fanzinlerde bulmak çok mümkündü. İşte o iş şimdi acaba ana akıma bir alternatif mi oluyor? Hatta belki ana akımın da bu enstrümanları kullanma öngörüsünde hareketle acaba bu ikisi birbirine mi yaklaşıyor? Şimdi bu bir soruydu evet. Ben ana akımı besleyecek bir kanal olarak hazırlandığını düşünüyorum ben şu anda ve aslında bence çok olumlu bir gelişme. Yani şimdi bağımsız yayıncı kavramı biraz düşündürücü tabii. Yani dolar kurundan bağımsız değil sonuç olarak. Bir sermaye bulmak zorunda vesaire vesaire. Ama tekelleri aşmak için bence çok iyi yöntemler. Yani işte çok büyük bir yerde küçük mü olmak istersiniz? Yoksa küçük yerde büyük mü olmak istersiniz? Buradan çıkıp belli yollar alıp istediğiniz noktaya mı ulaşmak istersiniz diye düşündüğünüzde aslında böyle bence herkese nefes aldıracak alternatif bir oluşum. Ben çok olumlu karşılıyorum açıkçası. Tabii yani hemen böyle beklenen noktaya gelmez. İşte bir şeyler olur, bir yollardan geçer. Zaman gerekir belki ama sonuç olarak çok olumlu ve bence büyük bir yayın evine göre daha böyle değerlendirilebilir bir alan yani. Aslında bir yere gelmesi de çok şart değil yani. Bir yere geldiği zaman zaten artık o olduğu şey olmayacağı için ama evet, şu olabilir yani yine yani ister istemez yine Amerika örneğinden hani söyleyeceğim. Orada da işte Random House gibi ya da işte Penguin gibi büyük holding bazındaki şeyler oluşumda var. Bir de hakikaten 60 yıldır yani genç bir hippieyken başlayıp artık saç sakalı ağarmış amcaların devam etti ama hala aynı nitelikte bir inanç devam ettirdiği bir indie, bağımsız bir kol var. Bu aslında bir çift başlık ve iyi bir şey yani zenginleşir. Ve Çiğdem'in dediği şu olay çok doğru. Şimdi işte diyelim bir dosyan var ve kıyamıyorsun. Yani bir yere yayınlasın gerekirse 10 sene bekleyin diyorsun. Bir sene zaten mutlaka bekliyorsun yani. Belki daha da fazla bekliyorsun hatta. Ve bu yolun ne kadar başında olduğunla bir alakası da yok. Yani bir arkadaşım ismini vermeyeyim ama 5. kitabı var. Ve hepsi de iyi yayın evinden çıkan, büyük, yani iyi demin de büyük ölçekli. Bugün hala yeni yayın evinin neresi olacağı konusunda hem kendisi sıkıntı yaşıyor hem öbür tarafta bir bağ kuramıyor. Kötü yazan birisi, hakikaten yani kötü demeyelim de dikkate değer birisi olmasa o büyüklerde basmazdı ama bir çıkmazı var. Yani bu ülkenin en çok satan polisiye yazarı son 3 yılda 2 yayın evi değiştirdi yani. Ve hepsi de büyük yayın evleri, Ahmet Ümit'ten bahsediyorum. Orada bir şey var. Demek ki bir dosyamı göndereyim de cevap bekleyeyim aşamasının yanına bağımsızlardan ve o hani görece alttaki okura kendimi duyurarak, tanıtarak bir sonraki aşamaya hazırlanma
Bu açıdan eğer böyle bir yol planlıyorsanız çok daha mantıklı. Ha şunu da diyebilirsiniz yani illa eninde sonunda holdingle çalışayım gibi bir zorunluluğu yok kimsenin. Yani bu benim görüşüm tabii. Bu kadar da muhtemel ve muhtemel demeyeyim de olağanüstü bir yere koymak gibi dert yok. İş sana oraya dönerse oranın kendi okuru, kendi alıcısı, kendi dağıtım ağı, kendi yayılım ağı, işte internetse internet. Yarın bir gün Amazon e-kitap satışına başladığında belki hepimiz, ben belki kitaplarımdan birini kendi şirketimden bandrol alıp tabii. Belki oradan yayınlatacağım yani. Bu beni e-kitap mı diye gücendirecek bir şey değil çünkü orada da bir şey var. O da kitap. Yani gibi. Böyle güzel. Buradan biraz devam edeyim. Şu şey önemli. Zaten baştan beri söylediğimiz şey şu. Yani türünüzü bileceksiniz, ne yazmak istediğinizi bileceksiniz, kendi yazarlık yolunuzun ne olduğunu bileceksiniz. Bence en başında bu. Yani benim yazarlık yolum ne? Ben ne yapmak istiyorum yazarak? Bu böyle çok hani zaten şöyle başlamıyoruz hiçbirimiz. Yazarlık olarak ben kariyer planımı nasıl ilerletmeyeyim diye yazıyorsunuz. Ama tabii yazarken bir yere doğru ilerliyorsunuz. O ilerlediğiniz yer neresi? Sizin için ne ifade ediyor? Nereye gitmek istiyorsunuz? Bunu bilmeniz zaten çok önemli. Çiğdem söyledi yani bilmeniz lazım kendi şeyinizi. Ondan sonra peki bundan kim örtüşüyor kısmı geliyor. Doğru yayın evini tespit etmek artık bizim yazanların görevi. Yani biz kendimiz için en doğru ruhu, yan yana duracağımız kitapları, yani bak ben bu yazarlarla yan yana duracağım, bu kitaplarla yan yana duracak benim kitaplarım. Bunu bir bilmek gerekiyor. Bazen butik bir yayın evinden çıkıyor olması, alanı için o alan en doğru alansa bence çok daha iyi. Evet, büyük yayın evlerinde kaybolma olasılığı çok fazla. İşte diyorum zamanında 40-50 kitabı basan vardı. Yani ben öyle yayın evlerinde çalıştım, Çiğdem de çalıştı. Ayda 40-50 kitap inanılmaz bir şeydir arkadaşlar. Yani 40-50 kitap çıkıyor. Düşünün bir de bir o kadar da baskı tekrarı var. Yani 100 kitaba çalışıyorsun. Her ay 100 kitaba çalışıyorsun. Şimdi onlar şimdi yarıya indiler ama yine her ay 20 kitaba çalışıyorlar. Yani başka kaçarınız yok. Şeyin gerçeği bu. Aşağı indikçe yine de 5 kitap evine çalışanlar var. Ayda 5 kitap evine, 3 kitap evine. Burada edineceğiniz yer çok önemli. Yani ben daha fazla iç içe olmak istiyorum. Ben kendimi daha doğru ifade etmek istiyorum. Benim türümün burada ortaya çıkacağını, kalemimin ortaya çıkacağını düşünüyorum dediniz. Butik yayın evlerinden, bağımsız yayın evlerinden yola çıkıyor olmak çok daha rahatlatıcı olabilir. Eğer 5 kitabınız yoksa, 10 kitabınız yoksa, evet, büyük bir yayın evinde kabloya olabilirsiniz. Ya da aslında demin Çiğdem'in söylediği şey çok önemli. Bence biraz onu konuşmalıyız. Yani bu dünyayı artık yazmak isteyen arkadaşlarımız çok iyi bilmeli. Evet, artık yazar da bir pazarlama enstrümanı olarak yayın evleri tarafından talep ediliyor. Ya sen kendi pazarlamanı nasıl yapacaksın, kendini nasıl anlatacaksın? Bunu da soruyorlar. Çünkü biz yapmayacağız diyormuş. Ya oraya geçen de var ama çünkü. Yani bizim gücümüz bu kadar ama sende ne var diye. Hatta ya bunu söylemese bile pratikte iş oraya geliyor yani ister istemez. Ya birkaç bir yerde çok özür dilerim lütfen unutma. Birkaç sene öncesine kadar yazarın kendini çok çok yakın zamana kadar ya ben de bunun içindeydim bu ruh hali. Yazarın kendi kitabını tanıtması, kendi kitabından pasaj paylaşması, işte başkalarının paylaştığı şeyleri ayıptı. Aynen öyle ayıp görülüyordu. Ben de öyleydim yani. Bugün hala bazı konularda öyleyim ama bugün başka bir çaremiz yok yani. Ben yıllardır işte hem yazma hem editörlük aşamasında içerisindeyim. Daha kendi adıma web sitemi yeni kurdum. Onu da bir defa paylaştım. Daha dedim şey yapmayayım yani suyu çıkmasın. Çünkü yani ayıp gibi geliyor ama bir taraftan başka bir kanal yok yani. Ya tabii gelenekler değişiyor, toplumlar değişiyor, her şey bakış açısı değişiyor. O kadar... Ben o kadar ayıp bulmuyorum. Değil işte yani. Zaten olmaması gerekiyor. Vallahi ben söyleyeyim. Yani yavaş yavaş aşılan bir şey. Evet. Aslında... Bunun tarzı çok önemli değil mi Çiğdem? Hani, yani nasıl yaptığı çok kesinlikle önemli. Kesinlikle. Nasıl kolesterol i̇şte anlamı? İşte burada sizi... Örneğin. Gibi yani. Sizi kimin yönlendirdiği önemli. Yani az önce dedik ki editörle çalışmak. İşte Türkiye'de ajanlık kurumu olarak yok. Aslında şöyle bir şey var. Mesela ben... Çalıştığım dosyaları sadece içerik olarak değil, mesela bu şekilde de yönlendiriyorum. Yani
rehberlik ettiğiniz kişiye bir strateji kurmak. Tabii. Hangi yollardan geçeceğini, hangi yayın evine gideceğini, kimle iletişim kuracağını, kitabını nasıl öne çıkaracağını, kendi hikayesini nasıl kitleye anlatacağını falan. Bunların yani hepsi aslında başlı başına bir iş. Yani insanlar bunu kendi çabalarıyla da yapmak isteyebilir. Destek de almak isteyebilir. Yani evet, destek de almak isteyebilir. Tamamen ne istediğinize bağlı olarak değişen bir şey. Yani ben bunu ömür boyu devam ettireceğim ve hani şansıma bırakıyorum. Bir yandan da beni mutlu ediyor böyle yaşamakta diyebiliriz. Hedefler de koyabilirsiniz önünüze. Tamamen bir tercih meselesi. Orada bir de şunu tavsiye edeyim, pratik bir bilgi olarak. Yani dosyanızı bir yere, bir yayın evine gönderiyorsanız bir yayın evini beklemeyin. Evet, evet. Yani gönderebileceğiniz, size uygun olduğunu düşündüğünüz her yere gönderin. Çünkü demin bahsettik ya, iyi ihtimalle 6 ay sonra dönebilirler. Kimden gerçeği cevap geleceğini de bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. O yüzden size uygun gördüğünüz 3-4 yayın evine birden, ya da 10 yayın evine, bilmiyorum, 2 yayın evine, her birinizin şeyine göre, ama gönderin dosyalarınızı. Bu çok soruluyor. Yani cevabı aslında şu, sözleşme imzalamadığınız sürece istediğiniz kadar yayın eviyle görüşebilirsiniz. Evet, aynen. Son aşamaya kadar yani. Aynen öyle. Çok merak ediyorum. Öbür çünkü yani yayın evi de size söz veremez. Yayın evindeyken, çalışırken bana da soruyorlardı. Ne zaman cevap vereceksiniz, ben başka bir yere göndereyim mi? Ya, diliyorsanız gönderin diyordum. Çünkü söz veremiyoruz. Basarız diye söz veremiyoruz, bir şey diye söz veremiyoruz. Burada bir de şöyle bir şey de var, onu da söylemek istiyorum. Hatta bunu önemli buluyorum. Yazarlar yayın evlerinden geri dönüş istiyorlar. Mesela reddettiniz. Diyor ki, neden reddettin? Söylemiyoruz neden reddettiğimizi. Çünkü ya bir ilişki içerisine girmedikçe, yani zaten reddetmiyorsak söylüyoruz, çalışalım diye. Ve gelin işte kitabın metnin eksiklerini, şunları bunları çalışalım. O ona girer. Onun dışında bunu yapan yayın evi varsa da bunu da doğru bulmuyorum. Onu da söyleyeyim. Yani çünkü o senin bir ilişki biçimine döner. Yani sen diyorsun ki sen bunları yapar, istersen ne dersen de sen bunları yaparsan ben senin yayınını basarım demeye gelir. O yüzden bunu doğru zaten bulmuyorum. Yani yazar arkadaşların da, aday olan arkadaşların da bunu bilmesi lazım. Size bir cevapla dönmeyecek yayın evleri. Neden reddettiğine dair. Bazen çok ısrar eden oluyor, iki kelime bir şey söylüyoruz ama o da genelde şöyle oluyor, işte tür olarak örtüşmüyoruz, bu alanda yayıncılık yapmıyoruz. Yayın programımıza uymuyor. Yayın evet, programımız yani. Çok dolu, bu çok güzel, yayın programımız çok dolu diyoruz, 2021'e kadar dolu. ama bunun cevabını zaten yayın evi veremez yazara, yani doğru da olmaz. Yani, evet, tamam, neyse, yapmayacağım. Yok, şey var ya, bu İngiliz yayıncılığında, galiba Amerika'da da var. Özellikle dergilere gönderilen yazılarda bir ekol vardır, böyle yazarı fırçalayan bir ekol vardır. Yani bu yazıyı bana gönderirken de şimdi falan gibi, yani böyle tersleyen bir ekol de vardır ama işte o bizde olmaz. Yani ya, bizde yürümez o iş. O öyle işlemiyor. Yani. Yazının gerçeklerini konuşmaya evet. Çalışıyorum. Yani ben ideal o kadar çok ideal evet. Şey var ki ama yani imkan da yok. Koray, gerçekten iki editörle falan çalışıyor. Yani tabii. Yayın evleri. Yani editör aslında nasıl yazsın? Şimdi editör arkadaşlar var aramızda. Yani hiçbirimizin öyle o şeyi... Yok. Zaten onu yazdığın andan itibaren o ihale sana kalır. Evet. Yani yazar senin olur. Evet. Ona devam edersin. Onu yazarı da ben diyorum o taraftan da bakmak lazım. Ben şahsen onu söyleyerek yazarı da oyalamak istemem. Yani benim söylediklerimi yapacak, diyelim ki ben bir şey söyledim, bunlar eksik dedim, benim söylediklerimi yapacak. Halbuki başka bir yayın evi belki başka bir yerinden bakıp ilerlemeyi tercih edecek. O hakkı ve o zamanı da almak istemem. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet. Ama tekrar baştaki şeyi tekrar altını çizelim. Yani lütfen kitap eserlerinizi kime uygun görüyorsanız bütün o yayın evlerine yollayın. Beklemeyin. Beklemenin evet. Bir anlamı yok. Bir seneye kadar kesinlikle. Cevap gelmeyebilir ya da olumsuz gelebilir. Ama başka bir yayın evinin basmak istemediğini diğer bir yayın evi bayıla bayıla basmak isteyebilir. Evet. Eklenirse bir şey var mı canım? Tamam. Soru-cevap aşamasına geçelim. Eğer zamanımız kalırsa yine oradan hareketli belli başlı bir şey döneriz konulara. Tabii soru varsa. Ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi benim evimde basılacak bir kitap var. Yani yayın eviyle konuşma şansına geldi. Bir süredir de konuşuyorum yayın evinde. Çok yayın eviyle konuşmadım. Kitabı benim babam yazdı.
Dolayısıyla no name birisi şu anda ama içindeki öyküler fena değil. Yani en azından okuyanların geri bildirimi böyle okuduğum birçok kitaptan bence daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Sizce no name birisinin şu andaki yayın dünyasında gerçekten bu kitabı birilerinin eline götürüp eski usul bastırması mümkün mü? Yani eski usul şundan bahsediyorum. Hani yayın evi bunu alacak, basacak, sonra da bana telif ödeyecek. Şu anda benim önümdeki alternatif ne? Başta da konuştum. Ben gidiyorum yayın evine, bunu bastırıyorum, parasını da ödüyorum. Yani maliyetini, bastırma maliyetini ben karşılıyorum. Ve işte kitap satılıyor. Yani biraz evvel konuştuğumuz gibi şey yapacağım ama normalde hani bu bağımsız yayıncılık, yani bu alternatif kanallardan birisi de işte böyle self-publish dedikleri, işte belli tarihler üzerinden, belli paket içerisinden telif karşılığı veya telif alamadan bir sürü çeşidi var. Bir ödeme yaparak belli baskı adedi ve belli içeriklerin olduğu bir, yani işte eskiden böyle bir şey yoktu ama. Yoktu. Bunu gerçekten yani yaklaşık şöyle bir 5 sene öncesine kadar bu benim de eleştirdiğim bir şeydi. Yani işte şey matbaa gibi bir şey, yayın evi görünümlü matbaa falan diyordum ama bugün o lafımı yutmuş ve geri almış durumdayım. Çünkü durum oraya geldi. Yani ister istemez oraya geldi. Birileri şimdi her yayın evinin reddettiği dosya, yayın evlerinin reddettiği her dosya kötü olmayacağına göre birilerinin de bir kanal açması gerekiyor kendine. Yani kaldı ki bu şekilde kurumlaşan markaları şirketleşen bir yöntem yoksa da 80'lerde benim bildiğim mesela işte Ahmet Ümit gibi yazarların Hasani Toptaş da olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam bu isimlerin de ilk kitaplarını hatta Toptaş'ın galiba arkadaşları basmıştı. Yani matbaaya götürüyor. Bu şekilde değil. Matbaada bastırıyor. Bir etiket bandrol sistemi o zamanlar ne durumda hiçbir fikrim yok ama bir şekilde bir dolaşıma sokuluyor bu. Ama tabii orada şu avantaj vardı. Yani avantaj derseniz buna. Sosyal medya ve internet olayı olmadığı için insanlar zaten bir şey okuyayım diye arıyordu. Talep vardı yani. Anlatabiliyor muyum? Bendeki cevabı şu, arkadaşların da tabii ki fikirleri söyledim. Bendeki cevabı şu, birisi bu no name birisine basar mı? İmkansız değil ama çok zor. Ve ben zaman. Ben zaten yani. Geri adım attım. Yani evet. Artık böyle her yayın evine basayım işte bitti şu anda yani istediğime gönderebilirim. Ama dedim ki gerek yok, boşuna zaman kaybı. Ben gönderip niye 2 ay bekleyeceğim? O zaman işte 3 lira 5 lira neyse maliyeti. Evet. Orada da güzel alternatifler de çıktı sizin de yönlendirdiğinizde. O zaman öyle yapalım. Gibi. Doğru evet. Yolda mıyım? İşte önemli bir noktada o self-publishing yapacak yeri doğru tespit edebilmek. Yani işte sonunda mutsuz olabileceğiniz sonuçlar da olabilir. Evet, örnekleri var çünkü. Yani nereye gittiğiniz, kimle çalıştığınız çok önemli. Onun dışında öbür taraftan da bu işi yapanların da bir süzgeç edinmeleri gerektiğini düşünüyorum yani. Evet. O önemli yani geçtiğimiz aylarda hatırlarsınız bir pedofili vakasıyla çalkalanan bir kitap olmuştu. Ondan sonra yayın evi yayın evi diye geçiyor. Sonuçta yayın evi değil. Evet. Self-publishing de olsa yayın evidir. Yani ama nitelik olarak yayın evi değil. İşte ne gelirse basmış etmiş gitmişler. Tabii ki bunlar çok önemli. Ama baştan sorunuzun şeyini alayım. Birincisi böyle bir şey mümkün mü? Artık mümkün tabii her zaman mümkün. Sadece piyasa çok daraldı. İşte bahsettik en baştan bahsettiğimiz şeyler. Herkes çok hani iyi kötü satabileceği, raflarda yer alabilecek bilinen kalemlere yöneliyor. O anlamda dosyaların geçmesi artık bir tık demeyeyim, 3 tık daha zor. Evet. Kitap basılan kitap sayısı da azaldığı için. Self-publishing bir yöntem mi? Bence bir yöntem. Yani sonuçta yaratım, siz bu birilerine ulaşsın diye yapıyorsunuz. Hiçbirimiz, yani bizim kitap, benim kitaplarım bir yayın evinden, büyük bir yayın evinden basılıyor. Ama hayatım onunla idame ettirmiyor. Onun için de yazmadım. Başka işler yapıyorum, para kazanıyorum. Kitaplarım oradan basılıyor şükür. Ondan sonra benim için önemli olan metnimin basılıyor olması. Ulaşabiliyor olması. Bunu self-publishing ile yaptırabilecek gücüm varsa iyi bir self-publishing firması bularak onunla da yapabilirim. Bir yayın evi kabul ediyorsa onunla da yapabilirim. Hatta işte kurduk yayın evini, bastık kitabı yani. Evet, yani. Onu da yaptık. Hazır yapılmış da var. Dijitalde olsa. Dijitalde olsa orada bir yolda tercih ettik.
Burada önemli olan kendi yaratımınızı ya da babanızın yaratımının okurlarda yerini buluyor olmasıdır. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Şu ara bu da var piyasanın bir gerçeği olarak. Sadece self-publishing yayın evleri değil, geleneksel anlamda yayın evleri de artık yeni yazarlara bunları söylüyorlar. Tabii. Yani ilk kitabı geldiğinde sen baskı masrafını karşıla, ilk seferinde telif vermeyeyim. Ama işte ikinci baskısı olursa telif verebilirim ya da bu kitap satarsa ikinci baskıda telif verebilirim diye geliyorlar. Bu da piyasanın bir gerçeği var. Bunu da yatsımıyorum, bunu da söyleyeyim. Yani bu şeyin dönmesi için bunu da yine etik olarak doğru yapan, ondan sonra gerçekten dağıtımını yapan, bu önemli. Benim için en önemli şey benim kitabımın dağıtımı yapılsın. Yani paylaşmak için yazıyoruz, bu bir gerçek. Anlatmak istiyoruz derdimizi. Ne kadar çok insana, 100'se 100, 500'se 500. Ulaşabilecekse, doğru ilkeler üzerinden yapacaksa eyvallah, onda da bir sorun yok. Buna dikkat edildiği sürece, bu sonuca ulaşabildiğiniz sürece, yani Çiğdem'in bahsettiği oydu, istemediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. Şunu da biliyoruz çünkü. Bunu sadece self-publishing firmalar için, yayın evleri için söylemiyorum, büyük yayın evleri için de söylüyorum. Yıllar içerisinde çok gördüğüm şeydir. Depolarda, basarlar depolarda o kitaplar öyle şirinkli halde durur. Önemli olan kitabın dağılıma giriyor olmasıdır. Ama şimdi tabii şey de çok güzel, artık internet satış siteleri var. Direkt raflarda görmeseniz bile internetten sipariş edilebilir hale geldi kitaplar. Çoğumuz zaten gidip raflardan bakıp internetten alıyoruz kitapları, yani daha indirimli diye. O yüzden böyle bir kolaylık var. Kendiniz duyurabiliyorsunuz. Sosyal medya elinizin altında. Ondan sonra yani aramızda dijitalci arkadaşlar da var değil mi? Google AdWords'a verdik mi? Aslında her yerde kitabımızı gösterebiliyoruz. Yani o konuda arayan herkesin önüne çıkabiliyor. Bazı yönlerinden, yani şunu mesela yazarın kendi tanıtımını yapmasını ne kadar böyle biraz incitici buluyorsak da ben şey de buluyorum bir taraftan. Yani tamam, ben daha çok okura ulaşabileceksem, daha çok insana derdimi anlatabileceksem açarım bir Instagram hesabı. Anlatabildiğim kadar kişiye derdimi oradan anlatırım. Mesele anlatmak değil mi? Ben utanmam anlatmaktan. Çünkü ben paylaşmak istiyorum, onun için yazıyorum. Yani hatta bazen öbürünü, ya diyorum ya, şekil çok önemli, üslup çok önemli. Bunu çok popüler yapan arkadaşlar var. Ondan hoşlanmıyorum. Yazarın kendi şeyini yapmasından da hoşlanmıyorum. Ben hoşlanmıyorum. Yazar arkadaşları şey yapmıyorum. Herkes istediği gibi davranabilir. Kendini pazarlama aşamasında kendini bir bütün olarak kullanmasından hoşlanmıyorum. Metindir asıl olarak. Metnimizi anlatmaya çalışıyoruz. Yani onun pazarlamasına karşı değilim. Herkes her yerde, bence anlatabildiği her yerde anlatsın. Biz de işte YouTube'da yapıyoruz, podcast'te yapıyoruz. Bunlarla elimize mikrofon geçti mi? Nerede ne varsa derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü çok geniş bir de, yani artık şeyi de düşünüyorum, yayın evleri de, yayın evinde çalışırken de pazarlama müdürlüğü de yaptım ben. Şimdi o kadar genişledi ki artık, yani bu taraftan daralırken Makbu'da, dijitalde dehşet bir dünya var. Yani. Ben nerede pazarlama yapacağım, ne yapacağım, hepsi birbirine karışmaya başladı. Yazarın kendine ait bir kanal oluşturmasını bir yerde de özgürlük olarak buluyorum. Sonuçta hani Amerika'dan çok örnek veriyorsun ya, orada zaten yazarlar mesela 40'lı 50'li yılların yazarları özellikle. Kendileri anlatmak için bir sürü platform kuruyorlardı. Yani dergi de kurabilirsin kendini anlatmak için. Atıyorum bir internette portal da kurabilirsin kendini anlatmak için. Makbu ve dergi olunca değerli, internette portal olunca değersiz değil. Tabii. Yani işte senin mesela çok güzel bir internet siten var. Bayıla bayıla okuyoruz. Çok değerli. Arkadaşlarım katkısı. Arkadaşlarımız katkısıyla. O yüzden bence kendi derdimizi anlatmak için, kendi metnimize güveniyorsak her yolu denemeliyiz diye düşünüyorum. Yani kendimizi kısıtlamayalım. Ondan sonra her şeyi söyleyecektim. Bir şey, hatta bazen bunu snobluk buluyorum şeyi. Yani ben yazar olarak ön plana çıkmak istemiyorum. Benim şeyimi işte şey yapsın, yayın evi yapsın. Ondan sonra ben metnimle olacağım, perde arkasında falan. Ya Selinger değiliz arkadaşlar. Yani Selinger'ın öyle bir lüksü vardı. Yok ya, anlat derdini. Yani niye yazıyorsun? Okunmak için yazmıyor muyuz? Öyle olmasa yayın evine göndermeyiz. Evlerde saklarız. Ben 20 yıl evde yazdım yani. Hiç kimseye göndermedim. Öyle bir derdim yoktu. 21. yıl aklıma esti. Ya niye öyle yapıyorum ki dedim ya. Ondan sonrası paylaşmaktır ve paylaşmak için ne yol gerekiyorsa bence yapılabilir. Evet. Ben de bir şey.
Tamam. Soru var mı arkadaşlar? Çok soru var gibi gelmişti. Ha, tamam. Merhabalar, isim ben Çiğdiz Bayrak. Hoş geldiniz. Teşekkür, biz teşekkür ederiz. Ben de kalem kahveklerde de yazıyorum aynı zamanda. Ben öykü yarışmaları ile alakalı görüşümü sormak istiyorum. Yarışmaları... Hayır! Hayır! Kaydı kapatın diyorum. Kapatın. Hem yani yarışmaların etkinliği, hem bu yarışmalardan çıkan yazarların yayın aşamasında daha farklı bir imkanı şansı olur mu, olmaz mı? Ya da yani bu yarışmalar aslında neye hizmet ediyor? Herkesin şikayet ettiği yıllardır bir durum yani öykü yarışmaları. Yani tabii ki hani katılın katılmayın, iyidir kötüdür demek çok yani yerinde değil. Ama şöyle bir şey var ki işte orada seçici kurulların hiçbir zaman değişmediği, işte herkesin kendi kabilesindeki insana orada bir şans verdiği, işte katılanların yani yine olmadı deyip geri döndüğü bir ortam söz konusu. Bir de şey var yani ben yazdığım metinle yarıştırılmak istiyor muyum diye kendinize sorabilirsiniz. Yani çoğu zaman bu sorunun cevabı hayırdır. Ama yani böyle kesin bir cevap vermek yine de çok doğru değil yani. Neden denemeyeyim dedi. Mesela evet o yani bir şey tavır duruş bence önemli. Ya bununla ilgili Koray'ın çok güzel bir YouTube videosu var. Hepinize tavsiye ediyorum. Başını yakacak bir gelişme. Başını yakacak olan, evet. Kaldıramıyorum. Yani şey, çok da gülerek izledim. Hatta Koray'a söyledim ki ben arada dedim şey olunca böyle bir sinirlenince, bir üzülünce falan açıp o videoyu seyrediyorum. Çünkü gerçekten çok gülüyorum. Anlattığı şeylerin çoğu doğru tabii ki. Şimdi öykü yarışmalarıyla ilgili, evet, Çiğdem'in söylediği şey çok doğru. Yani öykü yarıştırmak istiyor musunuz metninizi? Evet, zaten arz ettiğimiz andan itibaren her yerde yarıştırıyoruz. O ayrı bir mesele. Yani yayın evine gönderdiğin anda da yarıştırıyorsun. Rafa çıktığı anda da yarışıyor. Ama onlar böyle çok bizim elimizi bulaştırmadığımız şeyler ya, yazar olarak seviyoruz. Yani öyle görmüyoruz işi. Ama işte X zincir mağazalarının rafında 21 gün kalıyorsa yarışıyor demektir. Yani 21 gün kalabiliyor onların deyimiyle. Ondan sonra ama öykü yarışmalarında evet beni içinde önemli olan şeylerin hiç değişmiyor olması. Yani Koray da bundan çok güzel anlattı o videoda. Hani 10 tane yarışma var. 10 yarışmanın 10'unda da 5 jüri üyesi hep aynı. Yani hepsi aynı. Duygu Asena jürisi şimdi isim veriyorum ama Duygu Asena jürisinde. Duygu Asena'nın alameti farikası nedir? Alameti farikası. Arasından bir tane kadın var. O da yayın evi yetkilisi yani. Hadi olsun iki olsun hadi yanaştırdım. Üç tane yoktu yani. Paşalar yine oradaydı. Ya o paşaların orada olmasıyla ilgili benim bir sıkıntım yok. Yani oh Koray kes kes. Hayır şöyle yani, o şey önemli değil. Kayıt önemli değil de. Hani şu mantalitede bir insan değilim. Hani bir 5-10 sene önce daha böyle heyecanlıyken şey vardı yani işte hepsini koltuklarına indirmek lazım. Gençler diye gelmiyor falan. Öyle bir şey yok ya. Ona yerine geçecek nitelikli bir genç kuşak da yok. Kusura bakmasın kimse. Yani öyle bir yok yani. Şey olarak mı söylüyorsun? Karşı olarak mı söylüyorsun şu an? Hayır. Yok çünkü oluşturulan mekanizmayla yani şu an orada oluşturulan yapıyla buradaki gençlerin tarzı arasında bir uçurum var. Yani eğer bu nitelikte bir şey oluşacaksa, bir yeni bir kuşağın geleceği bir şey oluşacaksa o böyle bir şey olmayacak. O farklı bir şey olacak. Evet. Ha o olacak şeyin iyisinde kötüsünden bahsetme o ayrı bir konu. Aynen. Ama şey değil mesele yani oradaki o yaşlı ya da işte yaşlı demeyeyim de işte artık ya diyeceğim yaşlının başını almış belli bir tecrübe sahibi. Aşırı deneyimli. Deneyimli. Aşırı ötesi deneyimli. Yani. ama hani ve tırnak içerisinde maalesef yani kimse kusura bakmasın ama hani bir köşesi olan insanların orada olmasını ben büsbütün değersiz bulmuyorum. Yani bir şeyler olmuştur. Yani illa bir ahbap çavuş tarafı vardır işin ama bir de bir birikimleri vardır. O ayrı bir konu. Oradaki asıl sıkıntı yani bu yapının işte ahbap çavuşla mı geldiği, parayla mı geldiği kısmı çok başka bir konu. O konuşulur. O artık biraz daha işin polisiye kısmı ama şöyle bir tarafı var bu işin. Şimdi ben mesela benim başıma gelen şey ikinci romanda yazdığım iş bir yayın evine gidiyor. Yayın evinde bir editörden geçiyor önce. Hani bu kurula gider, bu gitmez diye. Kurula gidiyor. Kurulda 3 veya 4 kişi var. Ve bunların bir tanesi hariç, hatta yani onu da kısmen katabilirim. Kuruldakilerin hepsi
aynı kuşaktan, aynı edebiyat zevkinden ve ilgisinden gelmiş insanlar. Dolayısıyla aynı sesi kulakları seçiyor. Anlatabiliyor muyum? Ve oradaki sıkıntı şu, yani bu insanların 50 yıldır orada olması, atın bunları diye, yani bir şey diyemem, adam hayatını vermiş buna öyle veya böyle. Yani içine girdiği ilişkileri bilemem yani. Ama tek ses çıkıyor. Şimdi dur, lafını unutma, söyleyeceğim. Mesela bu hani o büyük yayın ellerinden birisinin son bir yıldır bir atağı var. Çok takdir evet. ettiğim ve mutlu olduğum bir atak. Evet. Genç öykücüleri hakikaten evet. alıyor bünyesine. Evet. Ama bir süre sonra, çok yakın zamanda iş şuraya dönecek. Yani o birçoğu arkadaşım ve birçoğunun da kitabını keyifle okuyorum. O da ayrı bir konu. Hakikaten böyle şeyi falan diye söylemiyorum yani. Ama bir süre sonra o imzaları altından çekince hepsini aynı insan yazmış gibi bir portföy oluşmaya başlar. Bir iki tanesi hariç. Tamam. Şimdi ben buradan biraz yumuşatayım Koray'ın aldığı yerden. Şimdi şu konuda... şu konuda evet haklısın. Hep aynı insanlar ve evet aynı sesler, aynı tarzlar, aynı tarz metinler ortaya çıkıyor. Ben öykü yarışmalarında ya da işte diğer roman yarışmalarında kazanan arkadaşlarımızı üzmek istemem burada. Hepsinin çok değerli eserleri var, çok beğendiğim eserler var aralarında. Muhakkak. Ondan sonra o ayrı bir yere koyuyorum. Elbette onları tenzih ederek söylüyorum. Çünkü gerçekten çok değerli metinler de çıkıyor orada. Ama şunu tehlikeli buluyorum, evet. Benim yani deneyimlerimden kendi de yaşadığım bir şey olduğu için yani onu o konuda çok haklı olduğunu düşünüyorum. Dil değişiyor, dil genişliyor. Birçok farklı tür dil denemek isteyebiliriz. Hep aynı tarz insanların bu tarz yarışmalarda yer alıyor olması sizin yeni denediğiniz bir şeyi deneyimlememiş oldukları için ya da tercih etmedikleri için bir tek tipleşme getiriyor mu? Getiriyor olabilir. Mesela ben bu konuda bir eleştiri aldım. Dedi ki, bu dil işte bana dedi ki zaman kipleri kaymış mesela. Halbuki zaman kipleri kaymadı. Ben onu bilerek yaptım. Yeni bir dil deniyorum. Evet. Hatta geçen gün kesinlikle bir ödül almış. Kapalı yani. Evet. Sonra kendi kullandığım dili başka şu anda çok satan bir kitapta bir yabancı yazarın, ödüllü bir yazarın kitabında gördüm. O da bir denemiş. Sonuçta benim düşündüğüm şeyi milyonlarca yazar düşünüyordu. Ona övgü yazısı çıkıyor ama. Tabii. Şimdi elbette bu tarz şeyler var. O yüzden jürilerin gençleşmesi gerektiği konusuna katılıyorum. Daha çok yarışma olsun, insanlar kendi yazdıkları şeylerin nerede olduklarını da görsünler. Yani bu da bir yöntem. Bunda da şey diyeyim. Mesela Notos küçük yarışmalar düzenliyor. Ne güzel. İnsanlar kendilerini görüyorlar, deniyorlar. Bunlara tamamen karşı değilim. Bizde dönüştüğü şekliyle bunların hemen bir kuruma dönüşmesi belki rahatsız ediyor. Yani oranın böyle daha dinamik, daha keyifli bir alan haline gelmesi ve belki farklı isimlerin, yeni isimlerin oradan çıkıp ya ne kalemmiş, bak burada da bunu bulduk denmesi önemli diye buluyorum. İşte orada ama oluşturulacak, katılıyorum, ekliyorum yani, orada oluşturulacak yeni jürilerin veya yeni yarışmaların neyse de bir refleksle yola çıkmak yerine gerçekten kendi edebi zevklerinin de dışında durabilerek seçim yapmaları gerekiyor. Bizde de işte o sıkıntı var. Karma ama bir yani var. Yapılmıyor. Yani şey olayı var bizde işte politikada olduğu gibi yani. Alternatif var mı var ama bu işte falan gibi bir şey dönüyor iş yani. Hatırlıyor belki muyum? De Koray, yani, öykü yarışması olmayacak da atıyorum fantastik öykü yarışması olacak. Ya da işte bilmem işte bilim kurgu öykü yarışması olacak. Ya da distopya öykü yarışması olacak. Ya da roman yarışması olacak. İşte yurt dışında var, Hugo var, Nebula var, o var, bu var. Yani o alanlarda farklı farklı yapıda yazarı da olacak. İşte editörü de olacak, o da olacak, bu da olacak. İnsanlar farklı bir keşfetmenin zevkini yaşıyor olacaklar. Ya da yeni bir yazar keşfetmenin. Yani zaten 10 dergide yazan, zaten 10 tane kitabı çıkmış birisi değil de atıyorum hiç belki bir yerde yazmamış ama çok iyi bir kalem ya bu. Biz bunu hadi gel bu ödülü verelim. İlk öykü yarışmaları, ilk roman yarışmaları belki daha mı değerli olur, daha mı yerini bulur bilmiyorum. Bence sormuştum sorumu yani jüri üyelerinin niteliğinin yanı sıra aslında ödül verilen isimlere baktığımız zaman da gerçekten amatör ya da böyle ilk öyküsü olabilecek insanlar değil yani bu dünyanın içinden gelen evet, evet. örnek veriyorum ya bir romanı olan ya bir yani senarist olan insanların ödüllere evet. değer gördüğünü görmek aslında yani bunun amacını ben ve tam olarak bunu söyleyecektim mesela Cevat Çapan'ın ödül verilmesi gibi ya. Cevat Çapan zaten ödül verebilir yani almasına gerek yok yani bence oradaki insanlar ne yerine gelenleri yetiştirmek istiyorlar. Hı hı. Ne oradan ayrılmak istiyorlar, ne orada yeni bir
anlayış oluşuyor. Orada bir problem, bir tıkanma var. Ya işte buna evrilirse doğru olacak diye düşünüyorum ben de. Yani yeni yazar bulma, yeni kalem bulma, yolun çok daha başındaki yazarları destekleyip bir ortaya çıkarma. Bunun keyfini yaşamak daha güzel. Yoksa körler sağırlar birbirini ağırlar şeklinde giden ve bu intibayı uyandıran en azından. Yani dışarıda herkes bu soruyu soruyor. Çok bu soru var. Diyorlar ki şuraya göndereyim mi, buraya göndereyim mi, bu yarışmaya gireyim mi, gireyim. Tabii girin diyorum yani, sonuçta ne olacağı elbette belli olmaz. Ama günün sonunda herkes şey diyor yani, işte ne olacak, orada o aldı, burada bu aldı. Bana göre de yeni yazar, yeni yolun başında olan insanları desteklemek adına bu yarışmaların oluyor olması çok daha değerli, çok daha anlamlı olur. Ve jürilerin elbette her bir alan için farklı farklı insanlardan oluyor olması, farklı deneyimlerin orada yansıyor olması önemli diye düşünüyorum. Demin söylediğim şey, yeni şeylerden onların yerini dolduracak gençler yok kısmına katılmıyorum. Kesinlikle var. Yapı olarak söylüyorum yalnız, onun altını çizeyim. Yani bu kuşağın şu an bu yaş itibariyle onların yerine geçebilecek olan kuşağın geliştiği, içinde geliştiği veya zevkini, edebi zevkini, ilgisini şekillendiren koşullar bu yapıyla örtüşmüyor. Onu demek istiyorum. Ha, o yeni bir yapı olacak ha, zaten. Kura, yani onu durdurmayacak. Bunların yerine geçebilecek bir şey yoktan kastım o. Ha, oradaki o gelecek olan ya da gelmesi muhtemel olarak konuştuğumuz şeyin de niteliğinden emin değilim. O ayrı bir konu. Onu bilemeyiz zaten. Onu buradan öngörebilecek bir şey yok. Çünkü onu, değişkeni çok onun biz yani. Biz onun kararını da veremeyiz yani. O şey yok. Ha, ama şu olacağı kesin. Her şeyin iyisi olacak, kötüsü olacak. Her şey sonra bir dengeye gelecek. Şu olacağı kesin ama. Kesin ama çeşitliliği olacak. Yani yine aynı konu, hani ödülleri dönüp de orayı gömmece şeyine geçeyim ama farklı farklı tarzlarda, farklı dil yapılarıyla yazılmasına rağmen yarışmalardan çıkan eserlerin, yani kazanan eserlerin hayal ve özellikle tür veya kategori diyebiliriz buna olarak bir çeşitliliği yok. Anlatabiliyor muyum? Yani A ismiyle B ismi birbirinden çok farklı şeyler. Biri işte atıyorum kadın mücadelesini anlatmıştır. Birisi insanın bireysel varlığı sıkıntısını anlatmıştır. Ama ortaya koyduğu şey tür itibariyle aynı. Yani bunların içerisinden bir tane de şu, bu bahsettiğimiz türdeki jürilerden bir tane distopya çıktığını çok görmezsiniz. Bir tane polisiye çıktığını görmezsiniz. Polisiye'nin kendi yarışması vardı, o da yalan oldu falan. Görmezsiniz yani. Şimdi işte çeşitliden kastım o. Bu kuşak gelip de bunu seçebileceğini pek sanmıyorum. Başka ya bir çeşitlenme olacak, niteliği bilemiyorum ama çeşitliliğin olacağı kesin yani. Ya orada bir teklifleşme durumu sonuçta da var yani. Ortaya çıkan sonuçta da var. Yani hep ya bu zaten son 10 yıldır, şimdi konu başka bir yere gitmek istemem ama son 10 yıldır özellikle günlük hayattaki bireyin işte manzaralardan bir şeyler seçtim ve yazdım. İşte sıradan insanın bilmem neyini yazdım. Tamam yani yaz eyvallah. Bu da bir saygıdeğer bir şeydir. Sıradan insan yazma. Ama ya arada bir sıradan olmayan, yani bir söz vardır. Kurgu, hayat gerçek kurgudan daha gariptir diye. Gerçek kurgudan daha garipken sen sürekli sıradan insanı, sıradan hayatı yazarak bir şey yaparsın. Bir dil işçiliği belki koyarsın ortaya ama yeni bir şey yok ya, parlak bir zeka göremezsin, anlatabiliyor muyum? Benim son yıllarda bu kadar işte geçmiş etkinliklerde ve dosyalarda alternatif olarak görülen işte bilim kurguya, fantastiğe, korkuya, polisiyeye bu kadar eğilmemin ve hani üzerinde konuşmaya değer bulmamın sebebi bu. Çünkü burada bir, yani benim en azından okur olarak aradığım zeka parıltısı bu türlerde çıkıyor ağırlık olarak. Öbür tarafta yine son yıllarda şeye takıldı, dil işçiliği. Çok acayip bir dil işçiliği yapıyor bu kitabında falan yazar. Ya abi dil tamam, hani anlıyorum seni, bir ortada ülkesinde yaşıyorsun ve edebiyat yapmak istiyorsun, eyvallah. Duygusalsın, hani ben bu döneme biraz böyle iddialı laf olacak ama ikinci Servet-i Fünun olarak bakıyorum yani. Baskı, otosansür ve içe dönüş yüzünden hep böyle dil, kasalım kasalım ama bir zeka parçası göster. Bir şey göreyim, bana bir aksiyon anlat. Yani aksiyondan kastım illa hırsız polis kovalamacası değil yani. Anlatabiliyor muyum? Bunu okul olarak söylüyorum ve yazar olarak da bunu yapmaya çalışıyorum. Becerebilip beceremeyeceğim okula kalmış bir şey ama bunu gözettiğim için can çekişiyorum ben masanın başında. Ha, bu bir kıstas mıdır? Bunun illa ben söylediğimde olması mı gerekiyor? Tartışılır. Ama dil işçiliği yeter yani. Bu artık şeye döndü iş. Yani 80'lerde girilen arabesk şeyine döndü. Arabesk ve işte sonrasında gelen pop formasına döndü.
Ama alttan da işte o 90'larda bir kuşak geldi, bir şey rock müzik alternatif yetişti mesela. Anlatabiliyor muyum? Bize işte oradaki o parlak zeka ve yeni fikir lazım yani. Bir alternatif lazım. Bir şey görelim artık. Ya bunu TV dizilerinden de, yerli sinemadan da bunun örneklerini yani tümü varım yapabilirsiniz yani. TV dizisi ne yapıyoruz abi sürekli işte hala sene 2019 aşiret dizisi izliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Veya hadi onu geçtik, sınıf çatışması izliyoruz abi. Tamam, sınıf çatışması insanlığın ve bu ülkenin çok ciddi bir şeyi. Gerçeği ama biraz da bir alternatife bir gidelim bakalım ne varmış yani. Biraz gerçek şaşırdım. Dışı mı? Yani neyse ki bitiriyorum, neyse ki işte bu online platformlar sayesinde falan daha böyle hani görece yeni fikirler görebiliyoruz. Oluşuyor ya, olgunlaşıyor yani. Soru var mı? Yok mu? Dijital baskıyla ilgili bir şey soruyordun. E-kitaptı o, az önceki alternatif yöntemlerdi. Evet, o sırada baskı olayını... Dijital baskı. Ha, evet, o konuştuk yani. Soru yoksa arkadaş ekleyeceğiniz şeyler var mı? Var. Evet. Anam bir şey geliyor. Peki. Peki. Ya şöyle, yaratıcılık, yazı çok serbest bir alandır. Yani ne istiyorsanız, siz kendi yolculuğunuz bu. Yani biz ne okumak istiyorsak, kendimiz nasıl yazmak istiyorsak öyle yazıyoruz. Ne okumak istiyorsak onu okuyoruz. Sizler de ne yazmak istiyorsanız onu yazacaksınız. Kendiniz ve kendi kaleminiz olmaktan başka hiçbirimizin, sizin de bizim de başka bir şansımız yok. Yani bunu yaparken yepyeni bir dünyada yaratabilirsiniz, yepyeni bir dilde yaratabilirsiniz. Daha önce yazılmış bir şeyi başka bir şekilde yazmak da isteyebilirsiniz. Sonuçta hepimizin bildiği hikaye, dünya üzerindeki bütün hikayeler yazıldı. Ancak yeni bir dille anlatabiliyoruz, yeni bir bakışla anlatabiliyoruz. Anlatacak yeni bir şey yok meselesinde. Bugün burada böyle bir karamsız havada çizmiş olmak istemiyorum. Dilerim öyle olmamıştır. Bu sektörün her zaman sorunları vardı. 20-25 senedir bunun içerisindeyim. O sorunların hiçbirisi hiç değişmedi. Ülke bu çünkü. Toplum bu, ülke bu. Hepimiz buyuz. Ben kendimi yadsıyarak da söylemiyorum. Ben de bunun bir parçasıyım. 20 senedir bu sektörün içerisindeki bir çaksam ben de bunun bir parçasıyım. Sonuçta bunu yaratanlardan birisi de benim, birisi de Çiğdem. Hadi sen gençsin, yırttın, sen de az. Benim de şeye vukuatım vardı ya. Ondan sonra ya sonuçta bunun içerisinde devam ettiğimiz için ilerlemeye çalışıyoruz, yol bulmaya çalışıyoruz. Kendimize bir şey açmaya çalışıyoruz. Buradaki herkes bunu açmaya çalışıyor. Zor bir yol, zor bir alan. Meşakkatli bir yolculuk ama dünyanın hangi bir bölgesinde yazmak kolay olmuş ki? Yani Mangueli dinledik demin diyorum. Adam kaçıncı defa ülke değiştiriyor yani yazdığı için. Evet. Kendi ülkesinden yazdığı için çıkmak zorunda kaldı. Bu zor bir yolculuk. Bunu kimse kolaylaştırmayacak. Ne sektörler kolaylaştıracak, ne devletler kolaylaştıracak, ne aileleriniz kolaylaştıracak, ne eşleriniz, ne sevgilileriniz. Hiç kimse kolaylaştırmayacak. Her zaman biz biliyoruz ki her zaman okuduğumuz için, yazdığımız için, çok okuduğumuz için, çok yazdığımız için, başka şeylere baktığımız için ondan sonra iteleneceğiz, öteleneceğiz. Çok böyle kendi kendimize toplanıyoruz. Böyle çok güzel oluyor. O yüzden bunu yapıyoruz. Şirketi bu yüzden kurduk biz Pınar'la. Konuşamıyorduk, alan yoktu. Ondan sonra tanıdık eş dostu da çağırdık. Böyle rahat rahat konuşuyoruz. Bu yolculuk böyle ne yazık ki. Bunun gerçeği bu. İşte hepimiz bir yerinden tutup bir tarafını düzeltmeye çalışıyoruz. Ya da bizim de şu kadarlık bir katkımız olsun diyoruz. Yaptığımız işlerin %60'ını, %65'ini cebimizdeki paralarla yapıyoruz. Kazandığımız işleri buralara yatırıyoruz. Yok işte kamera alıyoruz, podcast için mikrofon alıyoruz. Yok, uçak işte, bileti alıyoruz. Uçak bileti alıyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bütün bunları niye yapıyoruz? İşte şey vardır ya, bir şeyi yapmışsındır artık onun gerçekten iyi ve doğru olmasını istersin. Bunun nedeni bu. Buraya gelen herkesin de niyetinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani yazmak böyle zaten. Evet, yazmak yani böyle şey. Bir yolculuk. Evet, yayın evi göndereceksin. Yani biz sektörün içindeyiz de zannetmeyin bizim de öyle bir şeyimiz yok yani. Biz zaten hani gruplaşan insanlar da değiliz. Evet. Belli amaçlar etrafında bir araya geliyoruz, dağılıyoruz tekrar. Böyle bir şey de değil. Lobimiz yok yani. Gizli lobi. Yani. Kendi adıma şunu ekleyeyim. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben en baştan beri amacım iyi edebiyat yapmak için bir yol yürümekti. Ama işte bu işi meslek edinince başka şeyler de çıktı önüme. Kimi zaman bir proje yaratıp o projeye dahil olarak ya da işte orada maksatlı bir üretim yaparak
işler yapıyorum. Kimi zaman sadece oturuyorum ve içinden gelen neyse onu yazıyorum. Yani hepsinin yeri ayrı ayrı. Yani bazılarını hayatımı idame ettirmek için yaptığım işler, bazıları tamamen bir işte şeye, organizasyonun parçası olarak kurguladığımız işler, bazıları da tamamen benim işte varoluş yöntemim. Sonuç olarak şu var, ne yapmak istediğinizi, hangi yoldan gitmek istediğinizi çok iyi bildiğiniz sürece bu çok açık bir yol, yani ömür boyu yürünebilecek bir yol. Evet, o karamsar tablo, yani her sektörde, her alanda vardır, burada da var. Ama vazgeçtiğinizde ne olacak? Yani çok mu rahat edeceksiniz? Bence işte bunu düşünüp tarttığınızda doğru cevabı zaten kendi içinizde bulursunuz diye düşünüyorum. Yani her devinin bir taşı oynatır. O taşın oynaması sizin hayatınızda çok önemli bir adım olacaktır ya da olmayacaktır size kalmış. Yani vazgeçebilme olayı da zaten yayınlanması çabasıyla ilgili bir olay. Yoksa yazıyorsanız evet, zaten yani vazgeçmek pek mümkün olmuyor. Ama yani, vazgeçince ne olacak? Yok, hiçbir şey değişmeyecek. İş zaten yazmaya bulaştıysa birisi onun vazgeçmesi yok. Yani hani yayınlanmaması ayrı bir konu. Bir süre sonra zaten hele bir de yolunuz biraz daha zor oluyorsa ortalamaya göre bir süre sonra neyse okumasınlar ama ben yazmaya devam edeyim diyorsunuz. Yani da diyebiliyorsanız doğruyuz üzerindesiniz gibi evet, geliyor bana. Evet, yani. Bir anekdotla şey yapayım. 5 sene önce daha ajans da yoktu o zaman. Birisi ulaştı bir arkadaş vasıtasıyla. Dedi ki işte yazar. Tabii yazmamış hiçbir şey de. Konuşunca anladık. Dedi ki, açtım konuşmamı istediler. Telefonu açtım. Ondan sonra dedim böyle hani bilgi almak istiyor musunuz? Nasıl yardımcı olabilir? Ben dedi bir kitap yazacağım dedi. Dedim daha yok mu ortada? Yok. Peki dedim bir fikir var mı? O da yok dedi. Peki dedim benden ne istiyorsunuz? Ya basılırsa yazacağım dedi. Ay bu çok geliyor gerçekten. Geliyor. Şimdi ortada fikir bile yok. Bir de şu üslupla geliyor. Yani bunu kabul edecekseniz yazacağım ben. Tabii. Geçen oyalamazsanız lütfen. Ekran görüntüsünü gönderdim. Birisi şey yazmış. Yani şey yapmak da istemiyorum da yaratıcı yazarlıkla ilgili ne var sizde yazmış. Ha mesela. Ne var? Yani hani ne var? Şey işte ne vereyim abime diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle sıkıntılar da var tabii. Evet, bir gün telefon geldi ve şey işte benim bir dosyam var. İşte türü nedir diye soruyoruz ilk. Belki değilse anlayacağız falan. Destan dedi mesela. Süzdü. Kitap bir de yazdım. Bana destanı gibi bunlar. Yani işte türü bilmek önemli. Peki. Yani aklınızda olan cevaplayamadığımız şeyler varsa lütfen sorun. Yani biz kendi şeyimizde de biraz gidiyoruz. Sonra da aklınıza gelirse yazın. Yazın evet lütfen her türlü yazın. Evet. Destek olmaya çalışırız. Kapatıyoruz o zaman. Buyurun. Tabii. Olmalı, kurumlaşmalı, herkesin vermesinde ben vermek istiyorum diye de bir sakınca yok. O konuda ben liberal bakıyorum artık. Eskiden daha katıydım ama tabii biz talep edenler olarak da o veren insanın background'ını iyice bakıp arka planını ya da işte deneyimlerini içimize sinene. Ama şunu söyleyeyim, yani atölyenin olayı, yani bizim memleketi bu biraz karışıyor. Atölye dediğimiz şey bir grup insanın bir amaç etrafına, bir masanın etrafına da toplanıp üretmesidir birlikte. Ve ürettiğini karşılıklı, yani bunu bir atölye şeyi gibi, marangoz atölyesi gibi düşünün. Anlatabiliyor muyum? Bir insanın çıkıp anlattığı sadece bu sisteme bağlı, yani öyle klasik okul sistemine bağlı bir şey varsa uzun vadede çok verimli olmaz. Onu kitaptan edinebilirsiniz yani. Ama pratiğe dökmeniz gerekiyor. Hatta bir şey daha açayım. Masa başında üretmek güzeldir veya evde üretip karşılıklı geliştirmek güzeldir ama siz eve gidip de mümkünse günlük, değilse belli rutinlerle ama rutin mutlaka şart, kağıdın kalbin başına geçmiyorsanız hiçbir atölyeye, hiçbir yazıcı da kitabın bir işe yarayacağını sanmıyorum. Disiplin ve mesai yapmak gerekiyor. En zor, en gerekli olan o. Ondan sonra atölyeye mutlaka faydası olur, mutlaka. Çünkü hiçbir şey, yani bomboş 2 saat konuşsa bile bir insan, sizde zeminde bir şey varsa, bir fikir, bir ilham, ki ilham denilen şey biraz şeydir yani. Romantiktir, romantik bir hayaldir bana göre. Tamamen şey,
o zeminle buluşması size bir şey, bir fikir verir o yani, boş konuşsa bile. Arkadaşlarım. Yani ben bireysel çalışma gibisi yoktur bana kalırsa. Hem daha verimli olur, daha hızlı sonuca ulaşırsınız falan. Ama tabii olması da negatif bir şey değil. Dediği gibi o bir kolektif paylaşımda zihin daha çok çalışabiliyor falan. Yani nitelikli olması önemli ortamın. Ya ben de üç aşağı beş yukarı Çiğdem gibi düşünüyorum. Yani evet, bu tarz biz de zaman zaman çeşitli yaratıcı yazarlık atölyesi yapmıyoruz ama çeşitli atölyeler yapıyoruz. Bunun temel amacı da yani yazmak isteyen, yazan, deneyen, başka bakışlar, görüşler almak isteyen insanlar bu masanın etrafında toparlansınlar diye. Yani biz sadece modere ediyoruz. Evet, yani. Modere etmiyor. Modere ediyoruz yani sadece. Evet. Yoksa herkes hep birlikte paylaşıyoruz bu şeyleri. eskiden olurdu ya hani anlatırlar işte baylanda buluşurduk, işte şurada çınar altında buluşurduk, edebiyat üzerine konuşurduk. Artık o çok mümkün değil bu günümüzde. İşte böyle şeylerle bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Ondan sonra onun karşılığında alınan paralar da işin doğrusu işte mekanı karşılasın, gidiş gelişi karşılasın falan şeyine dönüyor. Yani. Ama evet, ben terzi işçiliğini daha önemli buluyorum. Yani gerçekten bir yola girecekseniz, yani kalibi geliştirmek istiyorum, yazım tekniklerini öğrenmek istiyorum, yazmak istiyorum. Yani birebir çalışmanın elbette daha sonuç alıcı olacağını düşünüyorum. Ama bunu yazarlık atölyelerini, yaratıcı yazarlık atölyelerini çok güzel yapan arkadaşlarımız, ustalarımız var. Doğrusunu bulabilmek çok önemli. Ne istediğinizi bilmek çok önemli. Yani sizin ihtiyacınız olan şeyi bilmeniz çok önemli. Siz bir genel fikir mi almak istiyorsunuz, bir kalem çalışması mı yapmak istiyorsunuz, yoksa bir fikriniz var, onu adım adım ilerletmek mi istiyorsunuz? Hepsi ayrı, evet, tamam. Hepsi ayrı. Ve şeyde de YouTube'da bunun bir serisini yapıyorum. Hani orada geçen bahsettim, bulabilirsiniz. Bizdeki müfredatın çok geniş olmadığını söylemek gerekiyor. Yani bizde genelde doğrudan kurgu üzerinde, kurgunun temel unsurları, karakter, çatışma, olay örgüsü, mekan, zaman, anlatıcı bir bakış açısı ve anlatıcı tipi. Bunları anlatırlar, kimisi kurmaca der, daha havalı olur, işte kimisi kahraman, karakter ayrımı yapmaz falan, isimler değişir ama içerik az çok aynıdır ama dünyada bir örneklerine baktığınız zaman ki çok mesela işte Ursula'nın atölyelerine ve bununla ilgili yazdığı yazılara baktığınız zaman orada her şeyden önce bir dil bilgisi eğitimini görürsünüz, tıpkı bir lise eğitimi gibi, yani söz diziminin doğru kullanılması, fiil çatılarının doğru kullanılması. Ha, bunların doğrusunu bilmek mutlaka doğrusunu yapmak zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor. Ama malin tablasını bilirsiniz. Nereden geçeceğiniz karar verirsiniz. Hep bu örneği kullanıyorum. Onların bilen, sadece siz belki de bir şair olmak istiyorsunuz ama kurgunun temel unsurları size muhakkak bir şey verir ama doğru mesajı vermez. Veya aynı şekilde tam tersini düşünelim yani. Gibi. O müfredata bakmak lazım. Ya şey önemli, çok uzun seneler bu yaratıcı yazarlık atölyelerinden birisine devam eden birisiyle bize gelmişti. Ondan sonra şeyi gördüğümde şaşırmıştım işin doğrusu. Bu senin söylediğin aklıma onu getirdi. Temel Türkçe bilgisi yok. Yani çok uzun senelerdir o yaratıcı, ünlü de birisiyle. Ondan sonra nasıl hiç bu aşamaya gelemez? Yani o zaman o acaba diyorum şeye mi dönüşüyor? Yani bir kitap okuma kulübü. Ne mi dönüşüyor bir süre sonra? Çünkü bazı şeylere bakınca da sadece şeyi görüyorum. Yani işte okuma listeleri elbette çok önemli. Yani ben de yayın evim varken bir okuma listesi veriyordum yazara. Yani bunlar senin alanına çok uygun, okursan sana destek olur diye. Ama yazara özel, yani onun türüne evet. Özel. Şimdi ya, o kadar sene devam edip de hala en azından en temeli dil bilgin gelişmiyorsa yani hala dahi anlamında gidelim. Bu kadar ya sosyal ben, baskıya rağmen bir yazıyorsan sorun mu? İfade yöntemleri itibariyle imlaya çok takılmıyorum da. Yani maalesef hani o aşamaya geldim, o esnekliğe geldim. Daha kritik şeyler var. Yani Türkçe sondan eklemeli ve soldan sağa giden işte bir kelimenin arkasından gelen kelimeyi doğrudan eklememiz gereken bir şeyken onun arasında bir sürü şeyi sokan, ne bileyim işte bir şey vardı ya, aklımda çok güzel bir örnek vardı yakın zamandaki bir dosyadan. Sürekli aynı tekrarları, aynı yani ardışık yakın mesafede yapma gibi daha ciddi hatalar var. Fiil çatıları yani olmazsa olmaz bir şey. Yani paragrafa ben diye başlıyor, biz diye bitiyor. İşte Tanrı bakış açısından anlatıyor ama bir anda işte biz insanların da, sen insansan, kimsin ben tanımıyorum, az önce yukarıdan birisi olarak anlatıyordun bana falan gibi.
daha kritik hatalar var. Yeni bildiği denemiştir. Daha yanındaki denemeyi hiç üzülmüyorum bile yani. Yapıyorum ya, o sıkıntı yok. Ya, o işin esprisi tabii. Evet, çok temel yani. Sorunlar var. Evet. Peki. Peki. Arkadaşlar ayağınıza sağlık. Ya, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yazımkılavuzu.com.tr, kalemkalemvebilahi.com. Çiğdem aldatmaz. Çiğdem aldatmaz. Çiğdem senin blogun var ama. Sadece. Karıştırıyor muyum? Blogum var ama çok aktif değil. Ama sosyal medyadan her zaman bulabilirsin. Tamamdır. Oradan bu herhangi bir yere girdiğiniz zaman gerisi gelir. Sorularınız olursa sormaktan çekinmeyin. Bundan sonraki mailler vesairelerinde. Teşekkür ederiz tekrar. Şeyden teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendime teşekkür ederim. Sağ olun, ben geldim. Kendinize iyi bakın. Evet.